Hayata açılan sağlam kapı. Boyut çelik kapı. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Haftanın panoraması için Ankara'dayız. Konuğumuz Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bu akşam yine benim değerli meslektaşım, kardeşim Mine Özbek'le birlikte Sayın Karamollaoğlu'na sorular yönelteceğiz. Efendim ilk soruyu izninizle ben sorayım. Buyur. 11 ilimizi vuran deprem büyük bir felakete dönüştü. Evet. Bugün itibariyle can kaybımız 45 bine yaklaşmış durumda. Evet. 100 bine aşkın yaralımız var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve ulusumuza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifa dileklerimizi gönderiyoruz. Acaba size göre bu depremi felaket haline dönüştüren en önemli etkenler nelerdi? Yani aslında bu deprem bir felaket. Evet. Ama bu felaketi en kısa zamanda tedavi etmeye, sıkıntılarını gidermeye yönelik çalışmalar maalesef çok ama çok geç başladı. Tabii ilk andan itibaren çevrede bulunan, hayatta olan, hareket edebilen herkes yardım etme gayretinin içine düştü. Yıkımların altında kalanlar bulundukları binaları terk etme gayretine düştüler. Ama iktidar maalesef bu noktada sınıfta kaldı. İktidar dediğimiz zaman genelde çok met ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da ani çabuk karar verebilmenin yolu bu başkanlık sistemidir demişti. Aslında bugün bu başkanlık sistemi bizatihi bu kargaşanın esas müsebbibi haline geldi. Çünkü kendisine herhangi bir şekilde tabii bu bilgiler ulaştırılırken anlaşılan biraz geç ulaştırılmış. O geç ulaştırma esnasında sizin bilgileriniz o yönde mi? Bu yönde. Evet. Yani geç dediğim o kadar geç değil. Birkaç saatlik bir mesele. Ancak bu dönemde elbette işte kendilerinde sık sık gündeme getirdikleri AFAD diye bir kuruluş var. Bu kuruluş Türkiye'de meydana gelebilecek bütün felaketlere müdahale etmekle görevli. Teşkilatlanmış. Türkiye satında, ilçe satın bazında teşkilatlanmışlar. Ancak yani hadi denildiği zaman sonra bakmışlar ki Cumhurbaşkanı'ndan onay almadan olmuyor. Cumhurbaşkanı'nın bu meseledeki gecikmeden duyduğu endişe ve kendisinin talimatı olmadan harekete geçilmiş olması ciddi bir tepkiye sebep oldu gördüğümüz kadarıyla. Ben yanlış söylüyorsam Sayın Cumhurbaşkanı bunu düzeltebilir. Hayır. Ben saat 5'ten çünkü bizim bildiğimiz bilgi şu. 3.45'te felaketi yaşadık, maruz kaldık. Birkaç dakika sürdü. Onun hemen arkasından yaklaşık 1 saat 15 dakika içinde görevli olan bütün ekipler hazır hale geldi deniliyor. Ordu dahil. Hazır hale geliyor ama harekete geçemiyor, ama bekliyor. Hatta şöyle de söyleniyor bazen. Hareket için adımlar da atılmış ama o saatte Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi olunca kendisi talimat almadan bu tip adımların nasıl atıldığını sormuş. Böyle olunca da bütün adımlar durmuş. Ve maalesef bu durgunluk öyle bir durgunluk ki bu durgunluk depreme müdahaleyi 1,5 gün neredeyse geciktirdi. Efendim siz Kahramanmaraş doğumlusunuz. Evet. Ben Kahramanmaraş'a gittim. Orada görüştüğümüz bütün felaketzedeler ilk 48 saatte kesinlikle arama kurtarma ekiplerinin gelmediğini söylediler. Maalesef. Hatay'daki muhabir arkadaşlarımız da hele akrabaları enkaz altında kalan Gülnur diye bir kardeşimiz var muhabir.
O evet. 72 saat sonra ancak tek tük arama kurtarma ekiplerinin geldiğini ve çok az sayıda askerin sahaya indiğini söyledi. Aslında orada da ben biraz daha farklı bir kanaate sahibim. Nedir? Çünkü gelen bilgiler aslında birçok ilden yardım ekipleri yaklaşık 10-12 saat sonra ulaşmışlar. Ben Ankara'dan gidenleri biliyorum bir kısmı. Bende de öyle bilgiler var efendim. Yani oraya varmışlar ama felaket sahasına girmelerine izin verilmemiş. İşte bu mantığı anlamak mümkün değil. Ben de Kahramanmaraş'a da diğer bazı yerlere de gittim. Orada bana genel manada bilgiler verilirken söyledikleri şuydu. Biz biliyoruz ki böyle bir felaketin ilk 48 saatinde kimseye hele dur bekle sana bir talimat gelecek ona göre hareket edeceksin denmez. Herkes ilk gördüğü hadiseye müdahale etmekle mükelleftir. Hemen çünkü bir yıkıntı var. Bağıran insanlar var. Ne yapacak o insan? Ben bir bekleyeyim de birisi bana yol göstersin demez. Hemen gücü yettiği kadarıyla müdahale etmeye çalışır. İlk 48 saat bu tip felaketlerde inisiyatifi herkese bırakmak icap eder. Ha, ondan sonra bu meseleler elbette bir düzen içinde olmalı. Yardım her noktaya ulaştırılmalı mutlaka. Bunun için de belli ekiplerin belli noktalara da yığınak yapmaları değil, bütün ekipmanların felaket sahasına uygun bir şekilde, adil demek lazım da adaleti orada nasıl sağlanır onu bilmem ama uygun bir şekilde yansıtılması icap eder. Burada ne yazık ki herkes beklesin zamanı geldiğinde. Ben çok üzüldüm. Yani gerekirse birisi sorarsa ona kimin dediğini de söylerim. Bir yerde bir yetkili bizim sahaya ulaşan ekibimize diyor ki, yani biz şimdi yetkili dediğim en üst o ilin makamında bulunan kişi, yani biz şimdi sizi bırakacağız, siz de bunun gidip propagandasını yapacaksınız, aptal mıyız Allah biz Allah. Diyor. Şimdi zaten bu anda hükümetin başarısız olmasının temelinde yatan bu. Maalesef üzülerek söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı seçimi depreme müdahaleden daha önemli görüyor. Bütün tavırları, yaklaşımları, ben bunu söylemeyi arzu etmem. Ama bu bir gerçek, böyle gözüküyor. Depreme müdahale edileceğine, seçime nasıl hazırlanırız, vatandaşı biz kendisinin derdiyle dertlendiğimiz konusunda nasıl ikna ederiz, bizden başka da kimse yok. Bu kanaati oluşturabilmek için bir çabanın içine girdiler. Böyle bir şeyi kabullenmek mümkün değil. Aksine ifadeler olduğu zaman benim havsalam almıyor. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem de kendisinin ortağının kullandıkları ifadeleri sokak çocuğu kullanmıyor ya. O kadar ağır küfürler yapıyorlar ki siyaset bu değil ki. Yani benim gördüğüm konu, mesele siyasette elbette bir iktidar vardır, bir de muhalefet vardır. İktidar icraatla yükümlüdür, muhalefet de gördüğü eksikleri iktidara aktarmakla yükümlüdür. Muhalefetin ikazlarını dikkate almak bir iktidarın başarısını artırır. Tabii. Yani çünkü görmez, icraat yapan... Yani bazen hakikaten o icraatın hengamenin arasında bazı yerde eksiklik yapar, yanlışlık yapar. O muhalefetin gözünden kaçmaz. Onu dile getiriyorsa teşekkür edip ondan sonra o eksikliği tamamlaması icap eder. Muhalefet bir şeyi dile getirdiği zaman bu kendilerine yapılan en büyük hakaretmiş gibi algılıyorlar. Böyle bir mantık olur mu? Belediyeler, muhalefet belediyesi ise... Kriz masasında yerleri yok. Yani efendim var diyebilirler. Ben gittim gördüm. Ben gittim Hatay'da belediye başkanının
bulunduğu çadıra, etrafında 2-3 tane kişi var, başka bir yerde kriz karargahı var. Bu belediye başkanı vali değil, belediye başkanı bu konularda daha yetkin olmak mecburiyetindedir. Tabii. Tabii planı yapan, onaylayan, bütün ekipleri sahaya süren, inşaatları kontrol eden, eksiklikleri gören, bilen iktidar muhalif iktidardır ve belediye başkanıdır. Validen önce gelir. Vali asayişi de temin eder. Sadece belediye başkanı şehir merkeziyle ilgilenmişken diğer yerleri, ilçeleri bilmeyebilir. O zaman mutlaka kendisinin bir şeyler yapması belediye başkanı olarak, tabii büyükşehir belediye başkanıysa diğer bütün belediyelerle de ilgilidir. Yani büyükşehir belediye başkanı her yere müdahale edebilir. Bundan dolayı büyük şehirlerde özellikle, ki Kahramanmaraş büyükşehir, Hatay büyükşehir, buralarda belediye başkanlarının devre dışı bırakılmasını en büyük yanlışlık olarak görüyorum. Horlanıyorlar. Dışlanıyorlar. Siz bu işin içine girmeyin diyorlar. Şimdi biz işte oturmuşuz. Bu kadar can kaybından sonra, bu kadar bina yıkımından sonra bunu nasıl telafi edeceğiz? Onun derdine düşmüşüz. Şimdi alelacele hemen inşaatların temeli atılıyor. Yapmayın ya. Ben belediye başkanlığı yaptım. Bu kadar acele hareket etmek vatandaşa bir fayda sağlamaz. Ne olur vatandaş bir sene sonra bu ayda, Şubat ayında evine kavuşacağına Mart'ta kavuşsa ne olur? Emin olun hiçbir şey olmaz. Ama Mart'a kadar bekler, o sırada yapması icap eden her işi uygun bir şekilde yaparsa, yani önce bir planlamaya ihtiyaç var. Şehir planına. Siz tabii mühendissiniz. Ayrıca belediye başkanlığı da yaptınız. Tabii onun bu için. Bu konuda deneyimlisiniz. Ya onun için söylüyorum. Yani burada birincisi bir planın yapılmasıdır. Planı, hele de o bölgeler tarım bölgeleri aynı, evet, zamanda. Siz tarım alanına girmemelisiniz. Bir sürü dağ taş var. Oralara girin. Sonra bir zemin etüdü olmadan olmaz. Ben hayret ediyorum. Belli bir zaman önce jeologların zemin etüdü yapmasını engellemişler. Çıkardıkları kurallarla, koydukları. Kim? İnşaat mühendisi. Ya inşaat mühendisi zemin hakkında birazcık bilgisi vardır ama bu zeminin ne olduğunu bilemez, ölçemez. Onun uzmanı var. Onun uzmanı var. Niye jeolog yetiştiriyorsunuz? Evet. Bunlar da yapıldıktan sonra oraya göre bir bina inşaat projesi yapılır. İşte o projede de eksiklik olmaması, yanlışlık olmaması icap eder. İnşaat mühendisleri, mimarlar o dönemde devreye girerler. Şimdi biz birdenbire nasıl olduysa inşaatların temelini atmaya başladık. Yani hakikaten demin söylediğim çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı seçime odaklanmış, vatandaşa diyor ki bana güvenin, ben sizin ihtiyaçlarınızı herkesten daha önce karşılayacak adımları atarım. Bak atıyorum. Ama ben de soruyorum. Mart yerine, yani Şubat yerine Mart'ta bu konutlar teslim edilse vatandaş hangi zararı görür? Ama siz doğru bir adım atmamışsanız başka bir felakete kapı açıyorsunuz manasına gelir bu. Buna razı olmak mümkün değil. Yani biz tabii Türkiye'de, bu yaşadığımız ülkede üzülüyorum. Bir felaket anında bile bir araya gelmezsek biz nasıl bir araya geleceğiz ya? Yani bir memlekette huzurun, barışın olabilmesi, birbirleriyle aynı kanaatte, aynı inançta olmayan insanların birbirleriyle kavga etmeden yaşama imkanını sağlamalarıyla, kavuşmalarıyla mümkün olur. Bugünkü demokratik sistemde bir iktidar vardır, bir de muhalefet vardır. Muhalefet çeşitli partilerden meydana gelebilir ama bunlar birbirlerinin düşmanı değil ki. Hasmı da değil. Tekrar tekrar ben bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Tabii efendim. Sadece tabii. Rakibidir. Tabii. O kadar. Tabii. Rakipler ise birisi
bu mücadelede başarı kazanırsa kaybeden gelir, başarılı olanı tebrik eder. Spor yarışmalarına bak. Nereye gider? İster güreşle, ister koşuda, nerede olursa olsun kaybeden daima kazananı tebrik eder. Kazanan da ona geçmiş olsun der, kucaklar. Ama sen hainsin demez. Şimdi burada başka bir manzarayla karşı karşıyayız. Biz memleketimizde huzur olsun istiyorsak önce siyasiler birbirleriyle barışmak mecburiyetinde. Çok doğru efendim. Çünkü bu sert, bu ötekileştirici, bu kaba dil durumdan vazife çıkaranlara da bir takım zeminler hazırlıyor. Maalesef. Şimdi Kahramanmaraş'ta canlı yayın yapıyoruz. Bütün televizyon ekibi gitmişiz oraya. Arkamızdaki enkazda en az 20 can yatıyor. Ve yakınları ateşler yakmışlar. Büyük acılar içinde bekliyorlar. Biz gündüz dolaşmışız. Biraz önce sizin de dediğiniz gibi patlıcan yetiştirilen, marul ekilen yerlere çok katlı yapılaşma izni verilmiş. Sırf rant amaçlı. Bunu yapanlar da sorumsuz müteahhitler. Mesela bir tanesi FETÖ'cü kaçmış yurt dışına. Evet. Ebrar sitesini yapan. Yüzlerce insan öldü orada. Bir belediye başkanı da dağa doğru, Ahır Dağı eteklerine doğru kurulması gerektiğini söylemiş. Şehrin taşınması gerektiğini söylemiş. Baktık oradaki binaların hepsi dimdik duruyor. Akşam dönerken ışıl ışıl yanıyor ama şehir merkezi ürkütücü bir karanlık içinde. Maalesef. Şimdi bu psikolojiyle orada yayın yapıyoruz. Tabii acılar içinde bütün gün insanlar bize sarılmışlar, ağlamışlar, omuzlarımıza kapanmışlar. Bu bile bir teselli oluyor o insanlar için. Ben de tutamadım kendimi, ağladım. Vay efendim, şimdi üzerinde cübbe ve sarık olan bir kişi çıkmış. Uğur Dündar orada güldü. Ve ne diyeyim yani, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Değil mi? Yani benim güldüğüme dair bir kare fotoğraf. 2 saniye ses kaydım. Çıkarın, ben ulusumuzdan özür dileyeceğim. Ama öyle bir dil kullanıyor ki efendim, hem iftira atıyor, hem yalan söylüyor, hem bizi hedef gösteriyor, hem milleti birbirine kin ve nefret duygularıyla karşı karşıya getirmek için acayip bir provokasyon yapıyor. Maalesef. İşte o dil, o sert, o kaba dil böyle haddini ve kendini bilmezlere fırsat oluşturuyor. Alan açıyor. Mine. Yani buradan devam edeyim ben. Şimdi bu dil öyle tehlikeli ki canla başla sahada deprem sonrası haberlerini geçen, hakikaten oradaki gerçekliği ayna tutan ne kadar muhabir arkadaşlarımız varsa, evet, ciddi sözlü fiziki saldırılara uğramaya başladılar ve hedef gösteriliyorlar. Yani Fox Haber'den Halk TV'ye, çeşitli muhabir arkadaşlarımız çeşitli kanallarda bu artık hedef gösterme öyle bir hale geldi ki doğru haberi vermek, haber nasılsa gerçek anlamda oradaki vatandaşın sesi ne söylüyorsa ona mikrofon tutmak bir suç ve kriminalize ediliyorsunuz. Yani bir vatan haini. Siz koca bir buradaki yaraları sarma haline sırt dönüyorsunuz ve bunu alaşağı etmeye çalışıyorsunuz gibi bir yaklaşımla çok tehlikeli bir yere getirildi bu efendim. Ben buradan sayın savcılara sesleniyorum. Lütfen bu sözlerimi ihbar kabul edin ve halkı kin ve nefret duygularıyla tamamen provokatif, tamamen dezenformatif, yalana dayalı, iftiraya dayalı bir takım söylemlerle kışkırtan bu kişilerin cezasını verin. Bir de bir katkı sunmak daha isteyip ondan sonra belki sorumu da müsaade ederseniz sorayım. Bildiğiniz üzere deprem sonrası BTK, yani Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu, aynı zamanda internet sitesi olan Ekşi Sözlüğe erişim engeli getirdi. Şimdi tam da bizim gerçeklerle yüzleşmemiz RTÜK gereken... televizyonları kapattı bu RTÜK, akşam. Ağır cezalar verdi. Telebir yani, örneğin 3. Telebir, akşam. Evet, şu anda kapalı. Tabii. 24'ten sonra yayına tekrar çıkabilecek.
Keza Halk TV, Fox TV. Yani tam biz gerçekliği ayna tutmamız gerekirken, gerçeklerle yüzleşmemiz gerekirken ve bundan da kaçış yok. Çünkü deprem ülkesiyiz. Olası bir İstanbul depremi var. Daha ilerleyen zamanda onu da konuşacağız. Kaldı ki bu yasaklarla nereye kadar gidebiliriz ve neyi sağlayabiliriz? Sorum şu, insanı değil inşaatı önceliyoruz. Yaşanabilir şehirler inşa etmek boynumuzun borcu diyorsunuz. Beri taraftan da bu dilin yumuşamasına dair çok net bir talebiniz var. İki şey de sorayım. Birincisi, siz Sayın Cumhurbaşkanı'nı hiç aradınız mı? Bir randevu talep ettiniz mi? Bu süreçte en azından görüşmek, bu bizimle paylaştıklarınızı paylaşmak manasında bir talebiniz oldu mu? İkincisi, siz bu süreçte ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani yumuşamayı sağlamak için, biliyorum deprem gündemle toplandınız altılı masa olarak, belki bir daha toplanacaksınız ama bu ağır, yani bilançonun bir raporunu mu çıkaracaksınız? Bu 11 ile mesela özel komisyonlarınızı ya da ekiplerinizi mi göndereceksiniz? Somut buna dair adımlarınız var mı? Evet. Bir defa şunu hemen ifade edeyim. Ben birinci gün Sayın Cumhurbaşkanı'nı aradım. Bir randevu talep etmek için değil, ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı geçmiş olsun dedim. Bu kadar. Yani bunu da ararken bizim böyle bir talep olduğu takdirde, kendisinden de geldiği takdirde bigane kalmayacağımızı da böylece ifade etmiş oldum. Altılı masa... Kendisinin size özel bir paylaşımı oldu mu Sayın Cumhurbaşkanı? Hayır, hayır. Ben doğrudan doğruya kendisini aradım, geçmiş olsun dedim, o kadar. Diğer yönden ne yapılması icap eder? Bildiğiniz gibi biz geçen hafta sırf bu konu için toplandık aslında. Bu toplantı başka maksatla yapılacaktı. Deprem özel. Evet, deprem özel toplantısı oldu. Ben bütün başkanları, genel başkanları ziyaret ettim. Onların çalışmalarından da istifade ederek kısa bir rapor hazırladık kamuoyuna duyurulsun diye. O rapor da yayınlandı. Arkasından biz sırf bu depremle ilgili 11 ilin meseleleriyle haşır neşir olacak, onlara çözüm üretecek bir komisyon kurduk. Yani bu daha ziyade inşaat mühendislerinden veya mimarlardan oluşan bir komisyon. Teknik bir komisyon. Oluşan. O komisyon şu anda çalışmalarına başladı. Her yerden bilgi alıyorlar. Bununla ortaya teknik bir rapor sunacaklar. Buna ihtiyaç vardı zaten. Yani şu açıdan mı efendim, nelerde yanlış yapıldı? Bundan sonra yanlış elbette yapmamak için ne gibi adımlar atmak elbette gerekir? Elbette. Konuyu bir bütün olarak ele alacaklar. Biraz önce söyledim. Aslında AFAD'ın kurulması, Türkiye satında teşkilatlanması güzel bir şey. Ama yani siz bir ülkede niye fazla farklı iller var? Niye tek başına bütün illerin yönetimini Cumhurbaşkanı üstlenmiş değil? Çünkü her ilin kendine mahsus problemleri var. Her ilin kendine mahsus gündeme getirilmesi icap eden konuları var. Türkiye'de 81 il var. Ha, bu biraz son zamanlarda abartıldı. Yani 60-65 il belki yeter Türkiye için. Ama Cumhurbaşkanı her ili ben yöneteceğim demiyor ki. Aynen bunun gibi de siz ülkede bir yönetim sistemi kurmak istiyorsanız, valiler adım atarken Cumhurbaşkanını arayıp Sayın Cumhurbaşkanım ben yarın şöyle bir muamelede bulunacağım demez. Genel kuralların içindeyse bunlar kendiliğinden olur. Kendisi de üzerine düşen vazifeleri belli bir yönetmelik tahtında yürütür. Belediye başkanı da öyle yapar. Diğer birimler de öyle yapar. Halbuki şimdi biz öyle bir şey düşünmüyoruz. AFAD diye bir şey kuruldu. Bütün Türkiye tek elden yönetilecek. Niye ya? Allah rızası için. Tamam.
bütün Türkiye'ye hitap edecek bir müessese olur ama Kahramanmaraş'taki AFAD'ın bir temsilciliği varsa o tek başına hareket eder. AFAD genel merkezinden bir talimat beklemez. Oraya bir iş makinesi gelmezse hele durun. Ben onay alayım, sonra size izin vereceğim demez. Orada bir aç insan varsa o insana ekmek ulaştırırken başka birisinden onay alma ihtiyacını duymaz. Zaten bu Türkiye çapında afet tatbikatları yapılmış. Bu tatbikatlar yapıldığı zaman karşılaşmışlar bazı problemlerle. O problemlerin nasıl çözüleceği hakkında da bir takım fikirler oluşması icap eder. Benim bugün aldığım bir bilgiyi söylüyorum. Orada çalışan bir arkadaştan geliyor. Hakikaten birinci, ikinci gün bazı çalışmalar yapılmış. Her konuyla ilgilenecek insanlar da belirlenmiş. Bir insanı arıyorlar. Diyor ki ya ben orayı 2 senedir terk ettim. Başka bir ildeyim. Memur. Burada görevliyim. Daha kendi elemanının nereye gittiğini bile takip edemeyen bir kurum olur mu? Bu kurum oraya fayda sağlayabilir mi? Siz sadece görüntüde bir kurum oluşturursanız o kurumun kimseye faydası yok, hatta zararı vardır. Çünkü bir kurum var diye başkaları üzerlerine düşeni yapmayı ihmal ederler. Efendim siz diyorsunuz ki hata vardır, özür dilenir. İhmal vardır, istifa edilir. Kasıt vardır, hesap sorulur. Zihniyetlerle ise topyekün mücadele edilir. Şimdi 2019 yılında Kahramanmaraş merkezli 26 ili kapsayan 7,5 büyüklüğünde bir deprem için bir tatbikat yapılmış. Evet. Buna rağmen 48 saat gecikilmesi, bu sözcüğü kullanmak istemiyorum ama maalesef skandal olarak da doğru değerlendirilebilir. Çünkü 48 saatlik gecikme böyle felaketlerde son derece önemli. Can kayıplarının artmasına neden oluyor. Buna rağmen nasıl, bu tatbikata rağmen nasıl oluyor da efendim böyle bir paralize görüntü çıkıyor ortaya? Efendim şimdi tatbikat, yani bu tip konular, biz bu konularda çalışıyoruz, hazırlık yapıyoruz görüntüsünü vermek için yapılmaz. Bir defa bunu baştan bilmek icap eder. Siz bir yerde bir sistem kurarsınız, o bir fonksiyonu yerine getirmiyorsa o kurduğunuz görüntüdeki sistem ayağınıza bağ olur. Çünkü herkes ona güvenir, bekler. Şimdi biz böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Bu nasıl dediğiniz gibi çok değil. Birkaç sene önce böyle bir tatbikat Kahramanmaraş'ta yapılıyor ve biz bunun emaresine şahit olamıyoruz. Biraz önce söyledim, yine bu Kahramanmaraş'la ilgiliydi. Kendisini bir adam arıyorlar. Ya ben 2 senedir terk ettim Kahramanmaraş'ı. Ben Kahramanmaraş'ta değilim ki diyor. Bunu bile takip edemiyorsa AFAD dediğiniz felaket karşısında harekete geçecek, her an alarmda olması gereken, her an alarmda olması icap eden bir kuruluş. Bu kuruluş elemanının başka bir yere gittiğinden habersiz. Vah vah. O zaman siz bir iş yapamazsınız. Ben bugünkü bizim sıkıntımızın, en büyük sıkıntımızın maalesef, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2002 yılından beri söylemlerini alt alta sıralayıp dün ne diyordu, bugün ne diyor, bir bakın karşılaştığımız felaketin fotoğrafını orada görürsünüz. Maalesef. Dün söylediklerini bugün %100 reddediyor. Değil devletin başına 2 dönem bir cumhurbaşkanının geçmesini, bir partinin başına bile 2 dönem bir genel başkanın gelmesini doğru bulmuyordu. Şimdi ne diyor? 20 sene dolmuş. Bir dönem daha ihtiyacım var. 25 yılı dolduracak. Ne jübile mi yapacaksınız? Yani böyle bir mantık olmaz. Onun için bu çelişkileri görmeden işi düzeltmemiz mümkün olmaz bizim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı elbette
bazı noktalarda koordinasyon iyi sağlansın diye tek elden müdahaleyi ve yönetimi faydalı görebilir. Ama hacim büyüdüğü zaman bunun şekli değişir. Eğer bir cumhurbaşkanı kendi yetkilerini başkalarına delege edemiyorsa felaket anında, o zaman o felaket cumhurbaşkanının tepesine biner. Öyle şey mi olur? Sayın Cumhurbaşkanı'ndan deprem oldu, insanlar deprem altında kaldı. Talimat bekliyoruz efendim. Talimat gelmediği için de o yıkıntıları kaldıramıyoruz. Gelen bütün iş makineleri şehrin kapısında bekletiliyor. Bu felakettir. Çünkü siz bu sistemle kendiniz bütün yetkileri ele alırsanız, o zaman bu yetkilerin uygulanabilirliği siz bu yetkileri nasıl dağıttığınıza bağlıdır. Kimlere verdiğinize bağlıdır. Peki efendim, bu çöküşte liyakat yerine biatın esas alınması ve kritik noktalara liyakatsız kişilerin getirilmiş olmasının da rolü var mı? Şimdi elbette bu liyakatla biat meselesi birbirine karışmamalı. Biat birisine bağlılıktır. Ama o bağlılık yanlış yapmaya ona izin vermez. Bir defa bunu bilmek icap eder. Haksızlık yapmaya hiç izin vermez. Yani biat İslami kültürde, anlayışta bir kişiye bağlı olduğunu, bir karar alırken, bir icraatta bulunurken onun nasihatlarına itibar edeceğinizi söylemektir. Ama bu onun yapacağı bir yanlışı desteklemek manasına gelmez. Böyle bir şey olduğu takdirde vebale girer. Vebal olur. Vebal olur. Mutlaka ikaz etmesi icap eder. Birisini seviyorsa, sevdiği insana biat eder insan. Birisini seviyorsa, onun da yanlış yaptığını görüyorsa, onu ikaz etmekle mükelleftir. Onun için biat ve liyakat burada birbiriyle karıştırılmalı. Biat ayrı bir iş. Evet. Liyakat, siz bir işi ehil olmayan bir kişiye veremezsiniz. 35-40 kişiyi götüren bir otobüsü yeni ehliyet alan, ama benim yakınımdır, bir de üstelik bu arabanın da sahibi, o çıksın da bu otobüsü İstanbul'a, Adana'dan götürsün diyemezsiniz arkadaş. Bu adamın daha yol tecrübesi yok. Evet, bir arabayı kullanmayı biliyor. Ama bu adam 1000 kilometrelik yolu gidemez. Siz şimdi liyakat demek, işte bu noktada beceri kazanmış ve o becerisini de herkese ispat etmiş, ona diyor ki 3 tane alternatif var, birisini seç. O da der ki ben falancayı tanıyorum, güveniyorum, bunu seçtim. Ona benim itirazım olmaz. Ama 3 tanenin içinde o seçtiği liyakatsızsa o zaman itirazım olur. Öyle şey olmaz. Doktora gideceğim ben, beyin ameliyatı olacak birisi benim yakınım, yeni mezun olmuş, diplomasını yeni almış, gel şu ameliyatı yap, sen de doktorsun, üstelik de beyin konusunda da ben biliyorum, falanca doktorun yanında çalıştın, yiğit sen, git de sen ona ameliyat ol. Tabii. Olur mu böyle bir mantık? Onun için burada maalesef partizanlık öne çıkıyor. Burada bir işin başarıyla yönetilmesi değil, şöyle ben iyi niyetle söylüyorum bunu, Sayın Erdoğan diyor ki falanca adam buranın ehli değil, biliyorum ben, ama bu konuya aşina, ben ona bu görevi veririm, 2 sene içinde usta olur. O zaman onu çırak diye bir ustanın yanına ver, o ustanın yanında ehliyet alsın, ondan sonra da ona ver. Amenna. Ama siz onu usta gibi takdim ettiğiniz takdirde bugün karşılaştığımız felaketin daha beteriyle de karşılaşırız. Bu mantık olmaz. Evet. Onun için burada ben affınıza sığınarak bir noktayı ifade etmek istiyorum. Evet, Tayyip Bey bazı konularda bir takım hassasiyetleri var. Bunları gerçekleştirdi. Bu da vatandaşın hoşuna gitti. Namazını kılıyor bildiğimiz kadarıyla. Hanımı mütesettir. İmam Hatip okulları inşa ettiler. Başörtüsünü serbest bırakmakla kalmadı. Hem parlamentoda hem devlette çeşitli kademelerde görev almalarına imkan sağladılar. Ben bunların hepsinin bir insan hakkı olduğu kanaatindeyim. Bunu yapmış olması güzel bir şey. Ama bunu yapmış olması onun diğer konularda doğru yaptığının garantisi değildir.
Tam tersine eğer birileri var da Sayın Cumhurbaşkanı bunları yapmış olmasına rağmen şurada bir yanlış yapıyorsa onu gündeme getirmek, dile getirmekle mükelleftir. Ben bunu yaptığım zaman ben biliyorum, çok tenkit alıyorum vatandaşlardan bazen. Yani geçmişte bize sempati duyan, sevgi duyan, mesela işte Çamlıca Tepesi'ne bir cami yapıldı. Ya Osmanlı zamanında bile büyük o Selahattin Camisi dedikleri camiler inşa edildiği zaman ulemadan bir kısmı gidip o camilerde namaz kılmamış. Bunun parası nereden çıktı diye. Niye bu kadar muhteşem camiye ihtiyaç var? Çünkü mescitler Cenab-ı Hakk'a ibadet edilen yerlerdir. Ve insanlar da kendilerine yakın olan bir cami ararlar. Bu Selahattin Camisi denilen camilerde ancak bayram namazları, cuma namazları kılınır. Onun dışında o camilerde cemaatin o camide kapasitesinin %10'u bile yoktur. Gerçekten de öyle. Öyledir. E şimdi yani Çamlıca'nın tepesindeki bir cami gündelik namazlarda kaç kişi var? Şimdi bazen duydum ben. Efendim orada bir yeni bir müessese kurulmuş. Birkaç bin kişi çalışıyormuş. Bundan dolayı da camide yani epeyce bir saf oluyormuş. E olsun. Benim ona itirazım olmaz. Ama o caminin parasıyla en az 100 yerde küçük mescitler inşa edilebilirdi. Ama o küçük mescitler Cumhurbaşkanı için itibar vesilesi olmazdı. Onun için burada ben şuna özellikle bazı kesimlerde affınıza sığınarak söylüyorum. Estağfurullah. Dile getiriliyor bazen. Tayyip Bey bir yerde bir hata ediyor veya onun yanındaki ona sevgi gösterenler bir hata yapıyorlar. Bir bakıyorum bütün cami cemaatleri tenkit ediliyor. Bu doğru değil. Böyle yapılmaması icap eder. Çünkü her cemaatin içinde yanlış yapan da vardır. Doğru yapanlar da vardır. Eğer yanlış yapanlar çoğunlukta olursa biz onları ikaz ederiz. Gidip bu yanlışı onlara anlatmak bizim görevimiz sayılır. Ama doğru yapanlar varsa da onları da omuzumuzda taşırız. Esas olanı burada yanlışlardan kaçınmaktır. O yanlışlar emin olun bugün yanlış olarak vasıflandırılan konuların tamamı o cami cemaatinin veya o cemaatin hiçbirisinin kabul etmediği hususlardır gene. Kimse rüşvet alıp vermeye kabul etmez. Kimse haksız kazancı kabul etmez. Kimse yapılan bir yanlışı bile bile tasdik edilmesini doğru bulmaz. Kimse bir yerde bir inşaat yapılıyorsa o inşaatın müteahhitinin de onu kontrol edecek müesseselerin de o müteahhide duydukları sempatiden dolayı hatalarını görmezden gelmeyi uygun bulmaz. Böyle şey olur mu? Ama maalesef bunlar yapılıyor ve bunlar tutup o adamın müntesip olduğu cemaati tenkit etmek için kullanılıyor. Ben bütün muhabir arkadaşlarımızın, program yapanların bu konuda hassasiyet göstermelerini istirham ediyorum. Çünkü çok basit bir konu. Tabii, tabii. Çok basit, çok sade bir konu. Biz burada mesela benim Sayın Cumhurbaşkanı'nı da AK Parti'yi de tenkidim buradan kaynaklanıyor. Ve ben yaptığım tenkidi doğrulayan hadiseler de meydana geldi. Nedir o? Ya siz eğer sürekli olarak bir takım yanlışları yapar ve insanların da bu yanlışlarınızı tenkit etmesine izin vermezseniz bu insanlar eğer dürüstse sizin etrafınızdan boşalırlar. Tayyip Bey yola çıktı, arkadaşlarına bir bakın %90'ı yok. %90'ı yok. Bundan dolayı mı? Elbette bundan dolayı. Çünkü siz bir işi yapıyorsunuz. Görev verilmiş. İkaz ediyorsunuz. Bu böyle yapılmamalı, bu yanlış netice doğurur diyorsunuz. Bir, iki, üç, sonunda da diyorsunuz ki kusura bakmayın Cumhurbaşkanım ben sizinle beraber çalışamam diyorsunuz. Eğer sizin etrafınızda yola çıktığınız insanların %90'ı, 95'i bu sebepten dolayı ayrılmışsa o zaman oturup ya ben ne yapıyorum diye düşünmeniz icap eder. Yine.
Temel Bey, siz sosyal medya paylaşımları yaptınız. Bana göre de çok önemli başlıklarla bu paylaşımları yaptınız. Vurdum duymazlıktır dediniz. Onlarca uzman yüzlerce kez uyarmıştı. Belli binlerce rapor, belki binlerce rapor hazırlamışlardı. Allah aşkına hangisini dikkate aldınız dediniz. Şimdi siz bilim diyorsunuz. Uzmanlar diyorsunuz, raporlar diyorsunuz. Bir yandan bu deprem sonrası bir kader planı, takdiri ilahi, Allah'tan geldi. Vadesi geldiyse insanlar için yapılacak bir şey yoktu gibi çok dinsel temalı ve tamamıyla buraya sıkıştıran eleştiriler karşısında da adeta bu dinsel temayı bir baraj gibi sunan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bir bunu sormak istiyorum size. İkinci olarak da az önce çok önemli bir yere getirdiniz konuyu. Dediniz ki bu insanların hiçbiri çalmak, çırpmak, hırsızlık vesaire, aslında özetlemek istediğiniz şey ahlaklı, namuslu, dürüst, insan profili diyorsunuz. Tabii dinimizi de zaten biz ne diyoruz? Yani dini bütün bir insan güzel ahlaklıdır, iyi huyludur, karakterlidir, hırsızlık yapmaz, çalmaz, çırpmaz. Ben de bölgedeydim Hatay'da. Ebrardır yani. Ebrardır, bravo. Bölgedeydim Hatay'da, gözlerimizle gördük. Kolon kesen vatandaşımız var. Öyle bir şeyle karşı karşıyayız ki biz. Yani küçüğünden büyüğüne bir ahlak sorunu var. Bir doğru kelimeleri seçmeye çalışıyorum ama nasıl bunun altından kalkacağız? Yani 11 ilde devasa bir yıkım var. 14 milyon yaklaşık insanımızı etkileyen devasa bir kayıp var. Ama bir ahlaksal da çöküntü var. Yani bu enkazın altında aynı zamanda bir ahlak normu da kalmış durumda. Şimdi ben samimiyetle size şunu sormak istiyorum. Bu buradan nasıl bir çıkışı öngörüyorsunuz? Bir de depremde ölmek kader midir efendim? Kaderdir her şey. Biz bugün burada oturduk, sizinle bir sohbette bulunuyoruz. Bu da bir kaderdir. Tamam. Kader, takdir, Cenab-ı Hak. Yani önce bunu bilmemiz lazım. Kainatı yaratan Cenab-ı Hak'tır. Bu kainatta meydana gelebilecek en küçük meseleyi de takdir eden gene Cenab-ı Hak'tır. Kader onun bütün kainata ve burada meydana gelen hadiselere hakim olması manasına gelir. Ancak bütün bu hakimiyetin içinde insan, sadece insan takdirde, kendi takdirini kullanmakta serbest bırakılmıştır. Ondan dolayı insan mesuldür. Biz bir yanlışı kaderdir diyerek o yanlış üzerindeki bizim mesuliyetimizi ortadan kaldıramayız. Bir defa bunu bilelim. Kader kaderdir. Her şey kaderdir. Yani çimento yerine kum kullanmışsa, demir yerine tel kullanmışsa, bunun izahı kaderle mümkün mü? Şöyle, evet, orada da bir kader var ama insanlar mesul ve o mesuliyetinin karşılığını mutlaka Cenab-ı Hak nezdinde görürler, cezalandırılırlar. Öyle bu, ne yapalım, böyleymiş, Cenab-ı Hak böyle takdir etmiş diyerek kendileri mesuliyetlerinden kurtulamazlar. Bir defa bizim insanımızın bu ne manaya geliyor, bunu idrak etmesi lazım. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da sanki kader diyerek kendi mesuliyetini bir kenara atmak istiyorsa bunu yapamaz, buna gücü yetmez, Cenab-ı Hak buna rıza göstermez, bunu da bilmesi lazım. Öyle şey mi olacak? Siz bile bile yanlışları yapacaksınız, demirden çalacaksınız, çimentodan çalacaksınız, projeyi hatalı yapacaksınız, bir kolonu keseceksiniz, ondan ve çürük zemin üzerine 15 katlı binayı dikeceksiniz. Ondan sonra da bina çöktüğü zaman ne yapalım, kadermiş diyeceksiniz. İşte bu olmaz. Bu o insanı kurtarmaz. Bunu bilmek icap eder. Kader Cenab-ı Hakk'ın kendi gücü içinde olmasından kaynaklanamıyorsun. Evet. Kese Cenab-ı Hakk'ın bilgisi ve takdirinin dışında kainatta hiçbir şey meydana gelmez. Ancak bütün bu sistemin içinde
İnsan, melekler öyle değildir. Melekler hata yapmaz. Melekler Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiği görevi ifa ederler. Ama insan serbest bırakılmıştır, mesuldür. İnsan her yaptığı işte. Onun için insan diğerlerinden farklıdır. İnsan bu konuda başarılı olursa meleklerin üstüne geçer. Neden? Çünkü meleğin iyi veya kötü yapma diye bir şansı yok ki. O kendisine verilen görevi ifade eder. Yani işte ölürüz. Canımızı kim alır? Bir melek alır. O melek katil. Yok haşa, öyle bir şey yok. Onun görevi o. Yani Ezrail denilen meleğin görevi bu. Ama insan bir insanı öldürürse onun canını evet Ezrail alır ama mesulü o insan olur, öldüren olur. Adı da cinayet olur. Adı da cinayet olur. Kasten, taammüden yapıyorsa, onun için bizim toplumumuzda belli kesimlerde bu mefhumlar doğru anlaşılmıyor. Doğru anlaşılmayınca yanlış kanaatler çıkıyor. Tekrar söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında bulunan insanlar, özellikle de ilim adamları da olur bu, İslami yönden tekamül etmiş insanlar, Müslüman ilim adamları da olur. Onların görevi Cumhurbaşkanı'nı yapmış hata yapmaktan korumaktır. O da ikaz da olur. Ama Sayın Cumhurbaşkanı ikaza, hatırlatmaya hiçbir zaman tahammül göstermiyor. O zaman da kendisi bile bile suç işliyor. Şimdi ben böyle deyince hatırıma bir programda demiştim ki bir sabah namazında Çamlıca Camii'ni doldursunlar ellerinden öperim dedim. Ya ben bunu söyledim. Bir hafta sonra mı, iki herkes hafta gitti, sonra mı seferberlik ilan ettiler. Bursa'dan bir adam getirmişler. Evet. Ama ne oldu? Birçoğu camiye giremeden, sabah namazının vakti dar, camiye giremeden tünelde taşın üstünde namaz kılmak mecburiyetinde kaldı. Bu hatırlıyorum yani. Ya bu yani yapılacak iş mi Allah aşkına? Benim orada söylediğim normal şartlarda bu olmaz. Çünkü o civarda oturan insanlar yok. 3-5 kişi, 50 kişi, 1000 kişi ya ben bu sabah namazını gidip şu camide kılayım diyebilir. Ama bizde bir de şu var tabii. Bazıları bunun farkında değil. Bir insan belli bir camide ibadet etmek için niyet ederse sadece 3 camide Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazhar olur. Birisi Mekke'de, birisi Medine'de, birisi de Kudüs'te. Bunun dışında ister Sultanahmet, ister Eyüp Sultan, ister Fatih Camii, ister Süleymaniye neresi olursa olsun ben şurada namaz kılmak için niyet ettim gidip kılacağım dediğiniz zaman ekstradan bir sevap kazanmazsınız. Bunu Müslüman bilir. Niye Çamlıca Camii'ne çıkıp da ayrıca bir ekstradan sevap alacak? Nasıl alacak yani? Onun için bizim meselelerimize yaklaşımımızda mutlaka ve mutlaka temel kuralları bilmeye ihtiyacımız var. Biz bu temel kurallara uyarsak, ben tekrar söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanı benim hasmım değil. Düşmanım hiç değil. Ama rakibim, evet rakibim. Ben öyle görüyorum. Bu seçimlerde de, önümüzdeki seçimlerde de, bu seçimleri kazanabilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bunu da bir vazife olarak addediyorum. Bunu yaparken kendisini kıskandığımdan dolayı değil, artık bulunduğu makamda millete zarar vermeye başladığı kanaatine geldiğim için söylüyorum. O kanaatte misiniz? O kadar. Şu anda zarar verdiği kanaatindeyim. Benim bunu da yok, sen yanlış düşünüyorsun, ben aslında çok faydalı işler yapıyorum diye düşünebilir. O da onun hakkı. Ama kendisine sorulduğu zaman ben tekrar söyledim. Cumhurbaşkanının tavrından dolayı yahu bu adam Müslüman. Ne kadar güzel bir Müslüman yahu. Bu inanç bu insanı bu noktaya getirmiş. Ben de onun gibi Müslüman oluyorum diyen bir tane adam var mı? Ben hiç görmedim. Ama yahu bu tavrı İslam'la nasıl bağdaştırırsın diyen çok insan arası. İnsan arası. Öyle tabii. Yani çünkü
bu tavır İslam'ı temsil etmez. Müslüman'da kibir olmaz. Tahakküm olmaz. Müslüman'da yalan söyleme olmaz, iftira olmaz, hakaret olmaz, yalan olmaz. Bugün eğer biz siyaseti Türkiye'de normalleştirmek istiyorsak, Cumhur İttifakı'nın yapacağı en önemli iş hakaret dilini bir yere bırakmak. Yani siz muhaliflerinizi en ağır ifadelerle tarif etmeye kalkarsanız, bu Cenab-ı Hak buna rıza göstermez ya, olmaz. Vebale girersiniz. Halbuki davetkar olun. Arkadaş yanlış biliyorsunuz. Gelin ben size bunun doğrusunu, ne olduğunu, nasıl olduğunu, neden olduğunu anlatayım dersiniz. Çağırırsınız, anlatırsınız. Bunların hepsi diyalog, istişare, değil mi efendim? Ya bir memlekette huzur olacaksa bir numaralı mesele huzur, diyalogtur. Kutuplaşma değildir, kavga değildir. Özellikle siyasiler en önemli konu. Ha ondan sonra adalet olacak. Ondan sonra ülkeyi dışarıdan gelecek tehlikelere karşı koruma, asayiş olacak. Polisi olacak, asker olacak. Eğitimi olacak, yetişen çocukları düzgün eğitebilmek için. Mali politikaları olacak, insanların düzgün bir şekilde yaşantılarını kazanabilecek imkan onlara vermek için. Bunlar olmazsa olmaz. Ama bunları en iyi şekilde yapabilmek için oturup konuşmaya ihtiyacımız var. Sohbetiniz çok güzel ve çok yararlı. Tahmin ediyorum seyircilerimiz de bundan çok yararlanıyorlardır. Ben gündeme yine seçimin geldiğini görüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi kulislerinde 14 Mayıs'ta seçim yapılacağına dair güçlü bir görüntü var. Evet, öyle sinyaller geliyor. Diyelim ki 14 Mayıs'ta yapılmadı da normal zamanda evet, yapıldı. Bu durumda eğer 14 Mayıs'ta yapılırsa 10 Mart'ta ilan edilmesi gerekiyor seçim evet. Yasası uyarınca. Altılı Masa bu açıdan bakıldığında Cumhurbaşkanı adayını belirlemede gecikti mi efendim? Hayır. Bir defa onu hemen baştan söyleyeyim. Neden? Başlangıçtan beri biz dedik ki Cumhurbaşkanı adayı ancak seçim sathı mailine girildiği zaman, seçim tarihi belirlendiği zaman ilan edilecektir. Biz önceden bir kanaate gelebiliriz. Ancak bunun ilanı uygun bir zamanda yapılacaktır ve uygun bir şekilde yapılacaktır. Onun için ben burada bir gecikmenin olduğunu kesinlikle söyleyemem, söylemem doğru olmaz. Anladım. Ama çalışmalarda bundan sonra ister istemez bu istikamette yapılacak. İşte aslında bizde yapılacak son toplantıda bu konu belki gündeme alınacaktı. Ama araya deprem girince biz bunu uygun bulmadık, etik de bulmadık. Bundan dolayı da biz depremle ilgili bir toplantı yapalım. Onun arkasından da kısa bir zaman sonra ki bu yine bizim ev sahipliğimizde gerçekleşecek aynı ikisinde. Yani siz açıklamış olacaksınız büyük ihtimalle. Yani şöyle. Altılı Masa'nın onu, Cumhurbaşkanı adayını. Onu nasıl açıklayacağız? Nasıl? O ayrı bir konu. Yani onu tamamen bizim yapalım. Ama bu toplantıda mutlaka başkanlık konusu gündeme gelecek. Şimdiye kadar gelmedi. Onu da ifade edeyim. Yani biz kıyısından köşesinden buna temas edildi ama ciddi bir şekilde genel başkan kim olmalıdır konuşulmadı. Ha, altılı masada bulunan genel başkanlardan bu konuya atıfta bulunanlar oldu. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gündeme geldi. Kılıçdaroğlu gündeme geldi. Ayrıca Sayın Gültekin Uysal, Demokrat tabii, Parti Genel Başkanı adayının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Açıkladı. Onu, evet. Ama bugüne kadar bunlar olmamıştı. Şimdi biz bunu ilk toplantıda salı günü Allah nasip ederse perşembe günü evet. Bunu inşallah görüşeceğiz. Bir takvime bağlayacağız. Nasıl bunu deklare edeceğiz? O zaman onu da belirteceğiz. O zamana kadar da ben kardeşlerimizin, bütün halkımızın biraz sabır göstermelerini. Peki şey belli mi efendim yöntemi? Nasıl belirlenecek? Yani yöntem dediğimiz, şimdi bunu bazen yani
mantıklı bulmayanlar da var, doğru bulmayanlar da var. Ama elbette biz seçilebilecek bir cumhurbaşkanının aday olmasını isteriz. Yani başlangıçta ya bu arkadaş olmaz denilmeyecek bir kişinin olması icap eder. Bu bütün parti başkanlarının ittifak edeceği bir aday olması icap eder. Bu benim şahsi kanaatim, aynı zamanda diğer arkadaşlarım da benimle aynı kanaati paylaştıklarını zannediyorum. Bu konu yapılırken efendim elbette anketlerde mutlaka yapılacaktır. Diğer konular da benzer. Yani cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirlenirken anketler yapılacak. O da yapılacaktır diyorum. Evet. Yani herkes bunu mutlaka ayrı ayrı yaptırıyordur, evet, zaten. Evet. Onun için bunlar ortaya çıktıktan sonra bir kişi üzerinde ben ittifak edileceğini ümit ediyorum. Yani son zamanlarda bir takım, evet, işte gelişmeler oldu. Bir takım ifadeler gündeme geliyor. Ama ben bunların içinde bulunduğu şartlar dikkate alınarak değerlendirilmesi icap ettiği kanaatindeyim. Yani Sayın Meral Akşener'in son, yani, evet, Fox televizyonda son, yaptığı, evet, açıklamalardan mı? O da dahil. Söz o da dahil. Evet. Sayın Gültekin Uysal'ın, evet, ifadeleri de dahil. Yani bunlar, herkes kendi uslubu içinde, kendi düşüncesine göre bir değerlendirme yapıp bunu kamuoyuyla paylaşır. Buna ben olmasın demem ama bu bir ihtilaf vesilesi olmaması icap eder diye düşünüyorum. Bugüne kadar yapılmış olan çalışmaları da, açıklamaları da bu bapta değerlendiriyorum. Fazla bir zaman kalmadı. Ben de nihayet önümüzdeki günlerde genel başkanlarla görüşmelerimi tamamlayacağım. Toplantıya giderken belli bir açıklamayı da oraya götüreceğim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu amaçla mı ziyaret ettiniz? Tabii tabii, yani evet. Neler konuşuldu? Elbette her şey konuşuldu ama yani çok böyle detaya girip kendi adayı meselesi üzerinde böyle ileri geri çok söz olmadı. Yani Kılıçdaroğlu gördüğüm kadarıyla istiyor ama makul bir, evet, yani bundan daha tabii bir iş olmaz. Yani ana muhalefet partisi lideri elbette genel başkan, yani cumhurbaşkanı olmayı arzu eder. Bunu ben tabii olarak karşılarım. Ama bunun karşılığını da kendisi mutlaka değerlendirmeli. Seçim bir bakıma garanti olmalı. Bunu da kendisi de görüyorsa alülale. Çünkü ben bir ana muhalefet partisi genel başkanının ben aday değilim demesini makul bulmam. Onun için ben orada bir ekstra ne diyelim, olağanüstü bir hal varmış gibi bunu mütalaa etmesini doğru bulmam şahsen. Sizin bir adayınız var mı efendim? Yok, şimdiye kadar bir aday üzerinde hiç durmadık biz. Yani genel manada arkadaşlarımız. Ama sanki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu istediğiniz şeklinde şöyle, yani bazı değerlendirmeler yapıyor. Tekraren söylüyorum, bizim arkadaşlarımızın içinde çok farklı kanaatlere sahip insanlar var. Yani şimdi bir de şu var tabii, sizler de belki bundan haberdarsınızdır. Yani cumhurbaşkanı olmayı arzu edenler veya arkadaşlar arasında, yani daha geniş bir perspektif içinde, daha geniş bir çerçevede kendi arzu ettikleri kişilerin aday olmasını isteyenler var. Yani ama ben şurada 810 kişiyi sayabilirim. Saymayı doğru bulmam yalnız, onu ifade edeyim. Bunlar var. Onlar da aday sayılır. Ama şu ana kadar hiçbir konuda kanaatlerin yoğunlaştığı bir adayı henüz gündeme gelmedi bizden. Gelmedi. Evet. Ne? Temel Bey, iki noktayı söylemek istiyorum size. Birincisi, şöyle yaygın bir kanaat var. Şimdi bu deprem aslında bütün parametreleri değiştirdi. Doğru. Siz ortak mutabakat metnini açıkladığınız zaman bu altılı masa, Millet İttifakı çok güçlü bir duruş sergiliyordu. Okudum da ben. Çok ciddi bir emek var. Müthiş hazırlanmış komisyonlar, çok iyi çalışmışlar.
Depremden sonra az önce Sayın Dündar'ın da söylediği, yani katılıyorum, Sayın Genel Başkan Meral Akşener mutlaka diyecektir, kendi eleştirisini yapacaktır, keza diğer genel başkanlar. Fakat toplumun bir kesiminde şöyle bir kanaat oluşuyor. Sanki tam da Sayın Erdoğan'ın siyaseten işlediği bir damar var. Bakın bunlar altılı masada daha birlik beraberliği sağlayamadılar. Çelişki dili devam ediyor. Bak görüyorsun, ilk fırsatta birbirlerine böyle bir salvoları atıyorlar. Ve deprem olmuş olmasına rağmen, ortak mutabakat metni de açıklanmış olmasına rağmen, bu yakın zamanda bu fotoğrafların, bu sahnelerin yaşanması bir kesim, toplumun bir kesiminde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği, çalıştığı bu altılı masada tam bir uyum olmadığı noktasını pekiştiriyor. Dolayısıyla sorum şu, size göre hem bu yeni dönem için bunu sormak istiyorum. Depremin yarattığı bu yaraları, yani bir duygudaşlık eksikliği var dediniz, iktidar ve Sayın Cumhurbaşkanı, merkezi hükümet bunu şu an sağlayamıyor. Tam da buraya oynamanız gerekirken, mealen söylüyorum, yeni dönemi nasıl inşa edeceksiniz? Hakikaten az bir zaman kaldı. Topluma bu güveni, kararsız seçmene bu güveni verebileceğinizi düşünüyor musunuz? Evet. Bir defa teşekkür ederim bu başlangıçta söylediğiniz milli mutabakat metni, yapılan çalışmalar aslında altılı masanın uyum içinde çalıştığını, verimli çalıştığını, kesinlikle, neticede de ortaya çok güzel bir rapor sunduğunu. Bu rapor her siyasi partinin tek başına görüşlerinin bütününü ihtiva etmez. Altılı masa adı üstünde altı farklı siyasi parti var. Ama böyle bir mutabakat metninde uzlaşmak da kolay bir iş değil. Çok kıymetli. Bu sağlandı. Onun için benim kanaatime göre bugüne kadar da hep işlendi. Ya bunlar hiçbir iş yapmıyorlar, şunu etmiyorlar, bunu etmiyorlar. Halbuki en az 5 tane rapor neşredildi anayasa değişiklikleriyle de ilgili. Şimdi son geldiğimiz noktada bu özellikle deprem felaketinden sonra zihinlerde bir takım karışıklıklar olabilir. Tayyip Bey, bu dediğiniz doğru. Bu konuyu baştan beri işledi ve kendisi kendine göre bir zemin oluşturmak istiyor. Bu zeminde kendi karşısında bulunan en güçlü oluşumun, yani Millet İttifakı'nın başarılı olamayacağını, Türkiye'nin problemlerini çözemeyeceğini ima ediyor, ifade ediyor. Bizim mutabakat metnimizde biz bunların tamamını çözebileceğimizi, nasıl çözebileceğimizi ortaya koyduk. Ben ilave olarak bunu tekraren söylüyorum. Biz Türkiye'de siyasi barışı mutlaka tesis edeceğiz. Biz muhalefetle aramıza büyük bir mesafe koymayacağız. Onlarla da konuşacağız. Varsa bir dertleri gelin dinleyelim, birlikte konuları mütalaa edelim diyeceğiz. Ama elbette bizim doğru bildiğimiz politikaları da uygulamaya geçireceğiz. Biz hesap sormak için değil, düzgün icraatlarda bulunmak için geleceğiz. Yanlışları düzelteceğiz. Elbette kasıtlı yanlışlar varsa elbette mesulleri onun cezasını da görecektir. Ama bu biz hesap sormak için geliyoruz manasına gelmez. Bu bağımsız yargının tabii, işi konusu. Tamamen. Evet. Onun için bunu bir defa başlangıçta vurgulamaya ihtiyaç duyuyorum. Ancak şimdi siyasi partilerin içinde biz ne kadar birlik ve beraberlik varsa da her siyasi partide küçük veya büyük farklılıklar da vardır. Oluşumlar vardır. Hatta bazı yerlerde radikal adımlar olur. Onlar öyle bir noktaya gider ki bazen partiyi bile terk edip giderler. Bunlar olur. Muhalefette bulunan bir partinin içinde de bu tip gelişmeler olur. Bundan dolayı bir kişinin
çıkıp özellikle Meral Hanım'ın bazı endişeleri dile getirmesi, bazı söylemleri dile getirmesi, ben bu yönden yaklaşıldığında pek de garipsemiyorum. Olabilir çünkü şunu görmemiz... Yani demokrasinin doğal gereği olarak düşünüyorsunuz. Yani şunu da görmemiz icap eder. Ben burada inşallah Sayın Akşener'i rencide edecek bir ifade kullanmış olmayayım. Tabii yeni bir oluşum onu görmemiz icap eder. İlk defa seçime girecekler birlikte. İkinci defa doğrusu. Elbette bu oluşum meydana gelirken farklı kesimlerden üye aldılar. Bu farklı kesimlerin hepsi aynı kanaate, aynı düşünceye sahip değiller. Yani ülkücülerden aldılar, demokratlardan aldılar, sol kesimden aldılar. İktidardan aldılar. Yani bütün bunları düşünürsek, yani Meral Hanım'ın omuzlarında diğer siyasi partilerin hepsinden daha fazla koordinasyonu sağlayacak bir mesuliyet var, yük var. Bunu bizim ihmal etmememiz icap eder. Meral Hanım da bunu bugüne kadar gayet iyi taşıdı. Olumlu, iyi taşıdı. Gayet iyi taşıdı. Tabii bazen bu içeride birbirleriyle ihtilaf halinde bulunan düşünce sahipleri olup bu da kamuoyuna yansıyınca biraz probleme sebep olabiliyor. Ben Meral Hanım'ın bu problemlerin üstesinden geleceğine inanıyorum şahsen. Tecrübeli bir siyasetçi. Çok, yani çok şunu çok bilmemiz tecrübeli. Lazım. Çok farklı kesimlerde bulundu. Çok zor bir görevi bugüne kadar tabii, hakikaten başarıyla getirdi. Biz de Meral Hanım'ı koalisyon zamanında tanıdık. Bir yıllık bir koalisyonda. Özellikle de son dönemde İçişleri Bakanlığı yapmış olması hasebiyle bir ayrı tecrübeye sahip. Onun arkasından da muhalefete düştüğünde de farklı kesimlerle irtibat kurdu. Onun için ben bu problemlerin hepsinin aşılacağına, neticede ittifak içinde bir cumhurbaşkanı adayının çıkarılacağına inanıyorum. Yani siz cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde altılı masanın dağılması gibi bir ihtimali hiçbir şekilde görmüyorsunuz. Yok, ben öyle bir endişe taşımıyorum. Yani bu kadar bir araya gelip bu kadar mesafe kat ettikten sonra denizi geçip eğer böyle derede boğulursak bu mantıklı bir şey olmaz. Ben bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğine böyle bir dağılımın yani, asla devrilmez diyorsunuz. Tabii, yani bu kolay bir şey değil tabii. Biz 6 siyasi parti olarak bir araya gelmişiz. 6 siyasi partinin farklı görüşleri var. Bugüne kadar birçok rapor hazırlamışız. Bunları kamuoyuna deklare etmişiz. Özellikle Türkiye'nin problemlerini genel manada nasıl çözeceğimiz konusundaki son metin, bu ortak politikalar, mutabakat metni çok önemli bir metin. Biz bunları yaptıktan sonra şimdi sadece Cumhurbaşkanlığı adayında anlaşamamamız diye bir problemin bizim önümüzü keseceğini zannetmiyorum. Ayrıca Altılı Masa'nın bugüne kadar getirdiği, taşıdığı izlenim, uzlaşmacı yaklaşımlar, sorunları ortak akılla çözme gayretleri belki de dünya demokrasi tarihinde bir örnek model de oluşturacak. Doğru. Yani başka yerlere gidin, bu kadar farklı kanaate sahip olan partiler bir araya gelip bir ittifak sağlayamamışlardır zannediyorum başka ülkelerde. Yani bu bizim için çok önemli. Belki de dediğiniz gibi dünyada ilk ve ben neticede başarıya ulaşacağını ümit ediyorum. İnşallah bu ümidim de gerçekleşir diye düşünüyorum. Evet. Aslında millet de böyle bir ümitle bakıyor tabii altılı masaya. Yani şunu ifade edeyim. Şimdi bazen hepimiz belki sizler de karşılaştınız. Müsbet yaklaşımlar görüyoruz. Bu bizim ümidimizi artırıyor. Bazen de menfi yaklaşımlar oluyor. İnfialler oluyor. Hakaretler oluyor. Tamam. Yani elbette bugün iktidarda bulunan partiyi destekleyen kesimler var. Bunlar da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı gibi yeri geldiği zaman moral bozabilmek için
her yola başvurabilirler, tenkitte bulunabilirler, aşırı tepki gösterebilirler. Ben işte Güneydoğu'ya gittiğim zaman iki yerde, bir üçüncüsü daha oldu ama öyle bir tepkiyle karşılaştım ilk defa havaalanında. Ama o tepkinin arkası... Doğal mıydı yoksa size göre bir provokatif? Yani bana göre bunların hiçbirisi doğal değil. Çünkü siz bir felaket anında oraya gelen insana karşı niye tepki göstereceksiniz? Yani bunun bir mantığı yok öyle ki. Öyle sizin gibi bilge bir insan. Yok estağfurullah. Ama onun arkasından özel görev verilmiş başka bir hanım geldi. Yani çok nazik bir şekilde kendisini takdim etti. Yani bazı konularda bilgi verdi. O da benim memnun etti. Başka bir yerde bir çadırın başında sadece 4 kişi var. 2 tane hanım perişan, işte yıkık altından çıkacak belki cesetleri, belki canlı birisi olur mu diye bekliyorlar. Oo, görmedim. İç tarafta bir hanım nasıl bir yaygara kopardı? Yapacak bir şey yok ki. Yani onun o infiali tamamen şahsen benim kimliğime karşı yapılmış bir tavır, gösterilmiş bir tavır. Yoksa ben gelmişim, nasılsınız, geçmiş olsun, bir arzunuz var mı, bir sıkıntınız var mı diye soruyorum. O bana hakaret ediyor. Ya bunun mantığı yok, bu yalnız. Orada hayatın bunu, doğal akışına ters. Burada bu kadar zaman orada vakit geçirdikten, bu kadar farklı insanlarla karşılaştıktan sonra sadece 2 kişiyle karşılaşıyorsak, ha bu demektir ki aslında vatandaşın tavrı çok müsbet. Çünkü 2 kişi öyle 12 kişi değil. Yani bireysel diyorsun. Bireysel olan ve kasıtlı, yani sadece rencide etmeye yönelik bir tavır. Onun için ben bu manzara bana o bölgede ne yaparlarsa yapsınlar insanların güvenini bütünüyle kaybettikleri kanaatindeyim. İnsanlar gelip kendilerine teşekkür de edebilirler. Yapılan bir meseleden problemleri çözülmüşse dolayı. Başka tavırlar da sergileyebilirler. Ama aziyet, yani Güneydoğu'da ortaya çıkan aslında manzara iktidarın acziyeti. Aciz kaldılar. Problemlere müdahale edemediler. Ben oraya gittiğim zaman kriz merkezlerini ziyaret etmek istedim. Bazı yerlerde kabul ettiler. Uğurladılar. Hiçbir yerde ben bir tepki göstermedim. Prensip itibariyle ben oraya gidip de mesul olan insanlarla kavga etmeyi önemsemedim ki, niye kavga edeyim, niye onları orada rencide edeyim. Sadece bilgi almak istedim. O da onları memnun etti. Bu da önemli bir iş. Herkes aslında bir arayışın içinde problemlere çözüm üretmek istiyor. Ancak bu hengamede nasıl çözüm üreteceğini bilemiyor. Ben şimdi bakıyorum hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın problemleri bir tarafa bırakıp ben sizi hiç merak etmeyin, bir sene sonra hepinize birer ev vereceğim demesini o kadar garipsedim ki. Ümit veriyor. Ne için? Seçime gidiyoruz. Seçimde insanlar ümide oy verir. Biz de garanti ederiz ki biz o attığınız temellerin daha iyisini daha kısa zamanda gerçekleştiririz. Bu mesele iddiadan ileriye gitmez ki. Bu doğru bir yaklaşım değil. Siz şu anda o insanın problemlerini çözmekle mükellefsiniz. Adam açsa karnını doyuracak. Benim çadırım yok diyor, feryat ediyor. Evet, evet, bugün Hatay'da bir çadır kuyruğu gördük efendim. Şimdi çadır git git bitmiyor. Ben kuyruğu bile bir tarafa bırakıyorum. Evet. 1 kişi 5 kişi. Benim çadırım yok diye bağırıyorsa ya o adama sus sesini, bir sen mi kaldın denmez. Çadır götürülür verilir ya. Yani bir ihtiyacı yüksek sesle dile getiren insanlara hakaret edilmez. O insanlar azarlanmaz. Bunu bile idrakten aciz arkadaşlar. Bir insan açsa açtır. Siz onun karnını doyuramazsanız, ya biz binlerce insanın karnını doyurduk, bir sen mi kaldın denmez. Bir de bu insanlar canlarını kaybetmişler. Tabii tabii, hepsinin, o bölgede bulunan insanların tamamı hakikaten büyük bir faciayla karşı karşıya.
Peki efendim, sizce o bölge için iktidarın yapması gereken çözüm yaklaşımları ne olmalı? Yani bir numaralı mesele muhalefeti dinlemeleriydi. Böyle bir bu depremi onlar mı yaptı? Yok. Bu deprem meydana geldi. Evet. Takdiri ilahi, kader ne derseniz deyin. Burada yapılacak iş, gelin arkadaş ya, biz şu 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 kararları aldık, şu adımları atacağız, sizin bize ekstra bir tavsiyeniz var mı? Bunu dese seçimi garantilerdi Tayyip Erdoğan. Yani bir milli mutabakat milli anlayışı. Tabii tabii. Böyle bir felaket döneminde sergilenmeyecek de bunu ne zaman sergilenecek? Diyorsunuz? Bunu yapmış o, bu benim kanaatim ilk atılması icap eden adımdı. İkincisi, bu çerçevede öncelikle muhalefet belediyelerine imkan tanıyacaklardı. Bir, o bölgede bulunan Hatay'da CHP'li bir büyükşehir belediye başkanı var. Niye ona imkan vermiyorsunuz? Ha, siz ayrıca İstanbul'dan, İzmir'den, bilmem Bursa'dan, Konya'dan, buralardan giden belediye başkanlarına da siz kapılarınızı açmak mecburiyet. Çünkü belediyeler inşaatla uğraşırlar. Yıkımı da bilirler, yapımı da bilirler, kurtarmayı da bilirler. Esas önce onlara imkan tanımanız icap ederdi. Bunların itfaiye ekipleri var. Bunların hayat kurtarma ekipleri var, vinçleri var, bilmem buldozerleri var. Bütün bu ekipler sevk edildiğinde bunlar depremden etkilenmemiş insanlar. Oraya gittiği zaman oraya bir taze can getiriyor. E bundan istifade etmezseniz siz oranın problemini çözemezsiniz ki. Ve çözemiyorlar. Bugün bile çözemedikleri var. Böyle şey olur mu? Bir insanı arayacaksanız o AFAD'da görevliymiş. 2 sene önce başka bir yere nakledilmiş, adamların haberi yok. Kim olursa olsun önemli değil ki. Onun için bu afeti yönetemedikleri için, maalesef ellerine yüzlerine bulaştırdıkları için ve sadece seçim odaklı bir hareket planladıkları için benim kanaatim kaybedecekler. Yine. İki sorum var. Birincisi, az önce katılıyorum. Türkiye'de hakikaten şu anda bir imkansızı başardınız. Bir koalisyon kurdunuz aslında. Yani şu anda görevde değilsiniz ama hakikaten bir koalisyonu yürütüyorsunuz altılı masada Millet İttifakı olarak. Birinci sorum, size göre gerçek anlamda bu masanın aday konusunu topluma anlatabildiniz mi? Şimdi benim anladığım, siz değerler üzerinden bir Türkiye inşa edeceksiniz. Yani bugün aslında depremin bütün eksikliklerini konuştuğumuz zaman, liyakat, kurumların içinin boşalması, tek adam rejimi gibi gibi, bu mutabakat metninde de çok geniş çalışılmış, yazılmış her şeyi yeniden restore etmek üzere bir Türkiye inşası. Yani bu hayali aslında anlatıyorsunuz ve vaat ediyorsunuz. Toplum zaman zaman somut cümlelerle şunu duyuyor. Yani bizler de basın olarak duyuyoruz. Söz konusu aday değil, Erdoğan mı, demokrasi mi, işte Sayın Cumhurbaşkanı mı, değerler mi gibi gibi aslında somutlaştırıyorsunuz. Ama yine de geniş kesim adayın kim olacağını merak ediyor. Şimdi burada bir dilemma oluşuyor. Eğer siz değerler üzerinden Türkiye'nin bütün kayıplarını geri döndürecek bir vatan inşasını anlatıyorsanız, o zaman benim anladığım aday Mine'de olsa, işte Kemal Bey de olsa, başka biri de olsa, aslında ilk 100 günde bu altılı masa Millet İttifakı'nın eylem planını uygulayacak. Yani geniş yetkilerini tek başına kullanmayacak. Dolayısıyla beri yandan kazanabilecek aday şerhi oluyor. Burada sizden ricam, bunu birincisi anlatabildiniz mi somut olarak? İkincisi, aday şerhini, kazanacak aday şerhini özellikle niye koyuyorsunuz? Bu ikisini birleştirerek soruma yanıt verirseniz çok sevinirim. Evet, şimdi siz tabii
Öyle bir konu açtınız ki bunun üzerinde çok farklı fikirleri söylemek mümkün. Bir defa hani faydası da olsun diye bizi dinleyenler için. İnşallah tabii, yani ben genel kanaatleri şöyle diyelim. Biz aday üzerinde başlangıçtan beri konuşmadık. Yani bunu bilmenizde fayda görüyorum. Ben bazıları şöyle zannediyor. Biz konuşuyoruz, dışarıya bilgi vermiyoruz. Yok, öyle bir şey yok. Biz bugüne kadar hiç aday, açılmadı değil hiç, mi efendim? Hiç, yok, adaydan bahsedildi ama bahsedildiği zaman genel manada söylediğim ifadeler. Yani elbette bir aday olacak. Biz bu adayla kim olursa olsun, ister genel başkanlardan isterse dışarıdan, bu ülkeyi yönetirken bir mutabakat metni deklare edeceğiz. Bunu ifade ettik. Yani aday belli olduktan sonra bu aday nasıl çalışacağını, parti liderleriyle nasıl bir diyalog içine gireceğini, kararları nasıl alacağını deklare edecek. Çünkü deklare edecek. Tabii. Burada prensipte anlaştınız. Anlaştık. Burada. Bu öyle uzun bir metin olmayacak. Bir sayfa. En fazla evet, bir buçuk sayfalık bir metin. Manifesto gibi bir şey belki. Tabii tabii. Evet. Yani orada şu var. Şimdi biz aslında zor bir süreçten geçiyoruz. Nedir o zor süreç? Seçilen cumhurbaşkanı bütün yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı olacak. Biz ona diyoruz ki bu yetkilerini kullanırken lütfen bizimle istişare ederek kullan. Bu konuda mutabakat sağlayalım. Bunu da kanuni bir temele dayandıramayız. Çünkü kanun, anayasa çok açık. Cumhurbaşkanı tek yetkili. Evet. O halde millet önünde bir deklarasyon yapacak. Diyeceğiz ki biz cumhurbaşkanıyla birlikte, evet adayımız falanca kişidir ve bu kişi Türkiye'yi yönetirken 6 siyasi partinin genel başkanlarıyla mutabakat içinde yürütecek. Ha burada efendim cumhurbaşkanı yardımcılığı vasfı mı verilsin, danışmanlık vasfı mı verilsin, bu ayrı bir konu. Onun ötesinde bir onu de onu da daha netleştirmediniz sanıyorum. Şundan dolayı netleştirmedik. Kısmen benim bir şerhim vardı. Yani cumhurbaşkanı adayı vasfı verildiği zaman otomatikman eğer bir parti genel başkanı milletvekili seçilmişse milletvekilliği düşer. Düşmemesi evet, lazım kanaatindeyim ben. Çünkü biz meclisin güçlü olmasını istiyoruz. En kısa zamanda meclisin etkili olmasını istiyoruz. Genel başkanın milletvekilliği düştüğü takdirde bu yani hoş bir tavır durumu olmaz kanaatini belirterek. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı demişiz, istişare edilecek insanlar demişiz, bana göre çok da büyük bir fark meydana getirmez. Evet. Bu arada aynı zamanda partilerin aldıkları, elbette çıkardığı milletvekillerini aldıkları oya göre de belli sayıda bakanlık, işte takriben 20-22 civarında bakanlık olacak. Bu bakanlıklarda partiler evet, arasında pay edilecek, her parti en azından bir bakanlıkta etkili olacak. Şimdi biz bunu deklare ettikten sonra bence geriye kalan hususların tamamı izafi artık. Bu ister genel başkanlardan birisi aday olsun, isterse dışarıdan birisi olsun. Tabii genel başkanlardan birinin aday olması bu mutabakatı güçlendirir. Neden? Bir senedir beraberiz. Çeşitli meseleler konusunda fikirlerimizi paylaşıyoruz. Kimin hangi noktalarda farklı kanaatleri olduğunu biliyoruz. O halde bir genel başkanlardan birisinin aday olması ve cumhurbaşkanı seçilmesi bu şeyi, koalisyonu, daha doğrusu koalisyon demeyelim de Millet İttifakı. İttifakı kolaylaştırır, uyumu kolaylaştırır. Yani burada böyle bir durum var. Bunlar olunca benim burada sizin sorduğunuz sorularda yani mutabakat sağlanmayacak bir husus yoktur diye düşünüyorum. Çünkü ana meseleler mutabakat metninde belli olmuş. Tatbikata geldiği zaman bir takım elbette farklılıklar gündeme gelebilir. O farklılıklar da diyalogla çözülür. Öbür taraftan da bizim diyalog içinde olmamız, biz zaten ısrarla tek başına Cumhurbaşkanı'nın her kararı vereceğine
mutlaka bir müzakere neticesinde bu karar vermesinin doğru olacağını hep ifade ettik. Doğru. Altı siyasi partinin başkanıyla, genel başkanlarıyla diyalog içinde karar alması da işin tabiatına uygun olur bizim düşündüğümüz tarzda. Ben bir problem çıkacağını bu yönüyle şahsen düşünmüyorum. Elbette farklılıklar olacak. Son noktaya geldik. Karar vereceğiz. Bir kişinin üzerinde ümit ediyorum ki ittifak sağlanacak. Bu noktada da birazcık farklı düşünceleri olan arkadaşlarımızın olmasını çok da garipsemiyorum. Ama neticede mutabakat içinde karar vereceğimizi düşünüyorum. Evet. Efendim şimdi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş 2 yıl olarak takriben. Evet, takriben 2 yıl olarak açıklanmıştı. Bu evet. Konuda bir değişiklik var mı? Yok. İkincisi milletvekili seçiminde de parlamentoda Millet İttifakı'nın çoğunluğu elde edeceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Ben yani bu seçimlerde Millet İttifakı'nın milletvekili sayısının kesinlikle çoğunluğu elde edeceğini düşünüyorum. Sayı, ne kadar çok sayı verebilir misiniz? İşte o biraz zor. Çünkü şöyle diyelim. Birinci hedef acaba 400'ü yakalar mıyız? Çünkü 400 olduğu takdirde anayasa değişikliği çok süratli bir şekilde gerçekleştirilir. Öyle 1,5 yıl beklemeye ihtiyaç kalmaz. 3-5 ay içinde bu mesele biter. Yani diyorsunuz ki birinci hedefimiz 400 milletvekilini çıkarım. Aldık. Evet. 400 olmadı da 360'ın üstünde bir rakam oldu. Bu sefer referanduma gidilecektir. Referanduma gitmek bu süreci biraz uzatır. Ama burada da anayasa değişikliği gerçekleşir. Problem 360 ile 300 arasında kalmasıdır. 300 ile 360 arasında olduğu zaman biz anayasayı değiştirecek çoğunluğu kazanana kadar ülkeyi bir koalisyon şeklinde yöneteceğiz manasına gelir. Burada meclisi ama her halükarda etkili kılacak Cumhurbaşkanı. O noktada hemfikiriz. Yani efendim bütün yetkiler bende, ben meclise itibar etmiyorum demeyecek. Meclisteki komisyonlarla birlikte çalışacak. Ama ben orada şunu düşünüyorum. Böyle bir rakam 300 ile 300'a ben bunu mutlaka gerçekleştirilir diye düşünüyorum. Bir defa onu ifade edeyim. Onun altına düşmez. Ancak bu süreçte muhalefetten bazı milletvekillerinin veya muhalefet partilerden bazılarının ha bu iş artık bitti, fazla direnmeyelim, gelin bu değişikliği birlikte yapalım diyebileceğini de ümit ediyor. Anlıyorum. Onun için resmi gördükten sonra ne çıkacağını anlarız. Ama ben her halükarda bir buçuk sene zarfında, yani bugünkü iktidar muhalefete düştüğü zaman da bu adımların atılabileceğini düşünüyorum şahsen. Efendim çok önemli bir konu var. Deprem felaketiyle birlikte zihinleri kurcalayan. Şimdi özellikle Hatay başta olmak üzere büyük bir göç var. Hatay'ın demografik yapısının değişmesi riski var. Suriyeliler nedeniyle. Ayrıca bu göç eden yurttaşlarımız oylarını nasıl kullanacaklar? Bunun için Altılı Masa'nın sandık güvenliğini sağlama konusunda ekstra bazı çalışmalar yapması gerekiyor mu? Bu konuda da toplumu bilgilendirirseniz evet. iyi olur. Peki, yani önemli. Şimdi bir defa ikinci soruyu başlangıçta hemen ifade edeyim. Biz işin başından beri seçim güvenliğini çok önemli bir mesele olarak ortaya koyduk. Her siyasi parti seçimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarını bir komisyonda görevlendirdiler. Bizim 6 genel başkan yardımcısından müteşekkil bir komisyonumuz var. Bu bütün sandık bölgelerinde nasıl biz hakimiyeti sağlayacağız? Burada yapılacak hilelere olursa nasıl engel olacağız? Bunun çalışmasını yürütüyoruz. Şimdi bu başka bir önem kazandı. Yani 11 ilde göçler fazla olduğu için
bu göçlerden dolayı ve vefatlardan dolayı o illerde oy kullananların adedi düşecek. Aynı zamanda o illerde de seçim yapılacak ama bu seçimler hakikaten o ilin yapısına uygun olacak mı bilmiyoruz henüz. Burada Yüksek Seçim Kurulu karar verecek diye düşünüyoruz. 14 Mayıs biraz önce ifade etmiştiniz. Sanki olabilir gibi bize de öyle geliyor. Ama seçim kurulunun talebi istikametinde bu Haziran'a da kaydırılabilir. Onun ötesine geçemez. Evet. Açık anayasa bu noktada. Onun için biz bu konuda çok ciddi bugünler dahil çalışmalara başladık. Bu çalışmalarımız seçime kadar devam edecek. Yani bütün sandıklar güvence altında olacak. Bütün sandıklar. Türkiye'deki yaklaşık 200 bin sandık var. Bu 200 bin sandıkta biz güvenliği mutlaka sağlayacağız. Yurttaşların o konuda bir endişeye kapılmalarına mahal yok diyorsunuz. Yani tabii eğer bir yerde bir yanlışlık, bir hile hissederlerse getirip bizim seçim kurullarına onları da iletmeleri icap eder. Varsa böyle bir şey. Şimdi demografik yapıya ve göçe gelince bu tabii çok ciddi. Özellikle o bölge için, Hatay için çok ciddi bir konu. Şimdi ben burada başka bir tehlikeye dikkat çekeceğim. Bu tehlike farklı şekillerde gündeme getiriliyor. Ben bunu hem siyasi partilerin genel başkanları nezdinde hem de genel kamuoyu nezdinde birkaç kere gündeme getirdim. Bundan sonra da getirmeye devam edeceğim. Şimdi Ukrayna'da bir savaş var. Evet. Bu savaş bölgesel mevzi bir savaş görüntüsünde iken giderek kitlesel bir hüviyet kazanmaya başladı. Evet. Yani dünya bölünüyor. Bir tarafta Amerika, Avrupa Birliği, NATO Ukrayna'ya hükümete destek veriyor. Bir tarafta Rusya, şimdi Çin'in tam desteğini aldı. Birlikte karşı bir blok oluşturdular. Amerika, eğer dikkat ederseniz son 6-7 sene içinde Güneydoğu'daki, yani Çin'in güneyindeki deniz kuvvetleri dahil büyük bir askeri gücü Doğu Akdeniz'e yığdı. Şu anda yaklaşık Doğu Akdeniz bölgesinde, daha doğrusu bu bölgede 15 civarında üssü var. İncirlik artık önemli bir üs olmaktan çıktı. Evet. Girit, Güney Kıbrıs onun yerini alıyor. İşte Irak'ta var, Suriye'de var, Katar'da var, Birleşik Arap Emirlikleri'nde var, Suudi Arabistan'da, Libya'da, bilmem Sudan'da, öbür taraftan Mısır'da, Sudan diyorum, gelelim Atina'da, şurada, bu kuşatma. Tam manasıyla 15 üs. Neden bu kadar üssü buralarda kurdular? Ve biz bu gelişmeler karşısında bugünkü hükümet bilerek veya bilmeyerek çaresiz kaldı. Hiçbir adım atmıyor. İşin kötü tarafı, Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nden güven oyu alana kadar, kendisi oraya girip başbakanlık görevini üstlenene kadar Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıydı. Ne bu Büyük Orta Doğu Projesi? Yani ben bunu mutlaka sorgulaması icap eder. Ben bunun eş başkanıyım dedi. Ama aradan 10 yıl geçtikten sonra hatırlarsanız bir ara çıktı, dedi ki ya nereden çıkardınız? Ne bu Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığı? Bunun üzerine bugün gelişen teknolojiyle Sayın Erdoğan'ın ben Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanıyım dediğini bugünkü ifadeleriyle yan yana koydular. İkisini de sen söylüyorsun dediler. Ondan sonra bir daha Büyük Orta Doğu Projesi'ne atıfta bulunmadı. Şimdi ben size Büyük Orta Doğu Projesi ile ilgili çok kısaca bir özet vereyim. Buyurun. Condoleezza Rice bu konuyu 1990'larda gündeme getirmişti. Büyük Orta Doğu Projesi'nin haritaların değişeceğini söylemişti. Özellikle Türkiye değişiyor. Türkiye'nin haritaları, Türkiye bölünüyor ve Türkiye'de yeni bir oluşum meydana geliyor. Bunun da merkezinde İsrail yatıyor. İsrail'in
kendisinin ne vaat edildiğine inandığı topraklar var. Vaat edilmiş topraklar. Promislendi İngilizce orada söyleyeyim. Ve İsrail burasının kendilerine ait olduğunu, Fırat ve Dicle arasındaki toprakların kendilerine ait olduğunu güçlü bir şekilde ifade ediyor. İsrail bunu ifade ederken, peki de ya bu bir hayal, bunun gerçekle ne alakası vardır diye soranlara ben hep 1897 Balfour Deklarasyonu'nu, Balfour diyorum, İsviçre'deki yapılan Theodor Herzl'in başkanlığında yapılan toplantıyı ve orada alınan kararı. Evet, evet. Ondan sonra Balfour Deklarasyonu'nu 1917'de İngilizlerin, sonra da 1947'de birdenbire Yahudilerin yaşamadığı topraklarda bir İsrail devletinin kurulması. Şimdi geldikleri nokta, biz artık arz-ı mev'uda yerleşecek noktaya geldik. Yalnız orada bazı aralarında ihtilaf var. Bir kısmı diyor ki Hazreti Süleyman mabedi inşa edilmeden Mehdi gelmez. Bir kısmı da diyor ki yok, biz önce o mabedi inşa edeceğiz, Mehdi sonra gelecek. Mehdi'nin gelişi konusunda ihtilafları yok da zamanlaması konusunda var. Amerika'da bunun bir numaralı destekçisi ve bu fikirler ve düşünceler işte Büyük Orta Doğu Projesi adı altında şimdi tatbikata konuyor. Yani siz Hatay'ın demografik yapısının değişmesinin Türkiye'nin bir beka meselesi aynı zamanda haline geleceğini düşünüyorsunuz. Sadece orası değil, Güneydoğu bütünüyle evet, bu işin içine giriyor. Evet. Bütünüyle bizim o bölgede bulunan diğer, çünkü Fırat ve Nil arası sınırlar belirlenmiş. Şimdi bizim buna karşı ciddi bir tedbir alma mecburiyetimiz var. Biz Amerika ile beraber dost olarak bu tedbiri alamayız. Beni üzen nokta şu. Amerika şimdi bu bölgeye geldi. Şimdi bize Ege'de Yunanlılar bütün adaları işgal ettiler. Bizimkiler şimdi proteste ediyoruz diyorlar. Ya senin protestonun neydi? Tansu Hanım çıktı Kardak kayalıklarına, ben buraya Yunanlıları sokmam dedi. E Yunanlılar çoktan o Kardak adalarını işgal ettiler. Neredeydin sen? Hayır, mavi vatan kavramının isim babası Müstafi Tümamiraj, evet. Hatayacı Hatay'ın önemini şöyle vurguluyor: eğer Hatay'a bir şey olursa Türkiye Anadolu'ya mahkum olur ve denizlerdeki hakkını tamamıyla kaybeder. Yani yalnız bu işte ben diyorum ki bu sadece Hatay'la ilgili mesele, evet, değil. Doğru. O bölgenin doğru, doğrudur. Siz Fırat'ın ucundan alın, Nil'e kadar götürün, o bölgenin Büyük tamamı diyor. Büyük İsrail projesi gerçekleşiyor. Evet. Onun için biz, Hatay gitti miydi bu iş çorap söküğü gibi gelir. Allah muhafaza etsin. Allah muhafaza. Tabii. Onun için bizim şimdiden çok ciddi tedbir almamız lazım. Ama Amerika bunun takipçisi. Amerika büyük. Yani bu evanjelik anlayış var Amerika'da. Bu evanjelik anlayış bu inanca sahip olan insanların, evet, anlayışı. Evet. Pentagon'un söylenen %90'dan fazlası evanjelik anlayışa sahip. Reagan'dan beri de bütün cumhurbaşkanları bu anlayışa sahip. Şimdi bu işi tatbikatına koyma noktasına geldiler. Sıkıntı burada. Biz şu anda hayat memat meselesiyle karşı karşıyayız. Evet. İşte ben Tayyip Bey'in bunun farkında olup olmadığını bilmiyorum. Son zamanlarda Büyük Orta Doğu Projesi'ni pek diline almıyor. Ama Büyük Orta Doğu Projesi'nin karşısında biz ne yapmamız gerekir konusunda da hiçbir tedbiri yok. Evet, haklısınız. Biz bunu emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ ile yaptığımız söyleşilerde, aynen, müteadit defa gündeme getirdik. Tabii. Ve Büyük Orta Doğu Projesi'nin nihai hedefinin bu olduğunu anlattık. Türkiye'yi bölüyorlar. Bölüyorlar, yani, evet. Ya evet. Haritalar çizilmiş, işin enteresan, evet, tarafı. Yani sadece böyle hayali bir proje değil bu proje. Akademisyenler bunun üzerinde çalışmış. Ve son olarak da hatırlarsanız şimdi bir haham çıktı. Siz bizim topraklarımızı haksız yere işgal ettiğiniz için bu Tanrı'nın size bir cezasıdır dedim. Maalesef. Evet. Kimseden bir tepki gelmedi, ben bunu anlayamadım. Evet. Kimseden. Maalesef. Allah yardımcımız olsun. Tabii bu hakikaten hepimizi endişeye sevk eden, üzen, bütün yurtseverleri. Tabii. Ne yapıp yapıp biz bu konuda gerekli tedbirleri alacağız. Bunun için
Birinci mesele, böyle bir tehlikenin olduğunu kabullenmek. Bunu kabullenmeden bir iş yapılmaz. Çok doğru. İkincisi, buna karşı tedbir alabilmek için biz kendi gücümüzü artırmak mecburiyetindeyiz. Evet, bu zaman alabilir. Ve içeride birlik bütünlük içinde olmak zorundayız. Elbette. Bu olmadan olmaz. Üçüncüsü de, biz buna karşı tehdit altında olan diğer ülkeleri de bir araya getirmek mecburiyetindeyiz. Sadece biz tehdit altında değiliz tabii, ki. Tabii. Bunun farkında olmayabilir ama Suudi Arabistan'da, Mısır'da. 22 ülke yanılmıyorsam. Tabii. Onun için bu bizim üzerimize büyük bir mesuliyet omuzlarımıza yüklüyor. İnşallah bu değişiklik bunun için elzem aynı zamanda. Ben anladım. Bu konuyu ne kadar şey eder bilmem ama Sayın Kılıçdaroğlu'na da, Sayın Meral Akşener'e de, diğer parti genel başkanlarına da defaatçe anlattım. Dedim ya, ben bunu çok dile getirdiğim için bu da kafaya bir şey takmış, hiç başka bir şey düşünmüyor demeyin. Ama bana göre bu çok büyük bir tehlike. Çok. Bunu idrak etmek mecburiyetindeyiz. Tam da Hatay'dan devam etmek istiyorum, evet, izin verirseniz. Şimdi Sayın Belediye Başkanı açıkladı, Lütfi Savaş, 600 ila 700, 650-700 bin arasında bir göç var şu, evet, anda. Evet. Bugün ben Sayın Emekli Tüm Amiral, Tüm General Ahmet Yavuz'u dinledim. O da Hatay'a öyle önemine işaret ederken şöyle bir cümle kullandı. Ben genç olsaydım dedi, bugün eşime söyledim dedi, Hatay'a yerleşirdim dedi. Yani Hatay'daki inşa sürecinin, az önce siz de vurguladınız, sadece bina odaklı, o binalar biter bitmez Hatay'ın meselesi çözülmüyor. Yani Hatay'ın meselesi o az önce konuştuğumuz demografik yapı, ama her şeyden önce boşalmış bir kentten, büyük, yani 1,5 milyon nüfuslu bir yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu tersine göçü, orada hayatın akması, o yerleşik düzenin sağlaması, acaba Millet İttifakı'nın merkezine koyacağı yeni bir süreci başlatacak mıdır? Yani somut olarak sormak isterim. Orada bir kimsesizler mezarlığı var. Çok fazla sayıda tanımlanamayan cenazeler koyun koyuna yatıyor. 600 benim bildiğim rakam. Acaba siz oradan 6 lider masanın bir mezarlığa gidip orada bir, nasıl diyeyim, bir şeyin başlangıcı, bir duygudaşlık eksikliğinden bahsettik ya, bunu acaba siz tamamlayabilir misiniz? Yani göremediğimiz, eksikliğini hissettiğimiz bu acıda beraber yan yana gelme meselesi, yaraları sarma meselesinde böyle sembolik bir ziyaretiniz olabilir mi? Ya da buna benzer yeniden toplanacaksınız ama toplantınızda buna benzer somut adımlar çıkar mı? Tabii bu çok özel, dediğiniz gibi duygusal bir konu, sizin söylediğiniz tarzda. Bu gündeme gelebilir. Yani bu konuyu eğer biz Hatay'a, çünkü Hatay'ın tabii tarihi süreçte Türkiye'ye nasıl katıldığına da, evet, dikkat edersek, orayı da dikkate almamız icap eder. Yani Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında sınırları çizilirken Hatay diye bir vilayetimiz yoktu bizim. Daha sonradan Hatay Türkiye'ye ilhak edildi. Kendi oylamalarıyla, tercihleriyle. Şimdi 100 yıl dolunca bunu tersine çevirebilir miyiz diye bir takım görüşler de ortaya atılıyor. Yani onu da ihmal edemeyiz. Ama Hatay Türkiye'nin bir parçası. Bunu üzerinde kimse çıkıp da bir hak iddia etme cesaretini gösteremez diye düşünüyorum. Ama bu benim düşüncem. İsrail böyle mi düşünüyor? Diğer ülkeler böyle bu konuda farklı bir düşünceye gelmez mi? O bir defa bunu ihmal etmeleri mümkün değil. Bu dediğiniz husus, şöyle söyleyelim, şimdiye kadar sizin bu söylediğiniz tarzda altılı masa toplantılarında, Millet İttifakı toplantılarında gündeme gelmedi. Ama
Dediğim gibi ben bu Büyük Orta Doğu projesini önemsediğim için bütün genel başkanlara bunu zaman zaman aktardım. Bu konuda bizim mutlaka hassas olmamız gerektiğini vurguladım. Bu konuyu da bundan sonra mutlaka daha ciddi bir şekilde ele almaya ihtiyaç var. Dediğiniz gibi bu konuda hassasiyet gösteren insanların boşalan yerlere göç etmeleri, bu tabii tam bir vatanperverliktir. Bu apayrı bir iş. Yani yarın orada sükunet sağlandıktan, inşaatlar yapılıp orada düzen sağlandıktan sonra oraya gidip ben burada ayrıca yaşamayı bir görev addediyorum demek ölecek bir şey. Siyasi partiler olarak bunu yapar mıyız? Yapmak pek de zor bir şey değil. Elbette yani bir araya geldiğimizde bu konu, ben çünkü böyle bir şey hiç düşünmedim. Bu bir hissi yaklaşım. Ama moral olarak da önemli, bu vatandaşa da verilen bir mesaj manasına gelir. İnşallah ümit ederim ki böyle bir şeyi yapabiliriz. Gidip en azından biz buradan vazgeçmeyiz, herkes bunu böyle bilsin mesajı deriz, mesajını veririz inşallah. Efendim biraz önce Millet İttifakı'nın en az 360 milletvekili çıkaracağını söylediniz. Ümit ediyoruz, evet. Ve bu ümit içinde olduğunuzu belirttiniz. Bu durumda Cumhurbaşkanı adayınızın da kazanmanın yanı sıra farklı kazanabilecek bir isim olması gerekmiyor mu? Tabii, zaten biz mecliste bunu sağlayabilirsek 5 aşağı 5 yukarı aynı şekilde Cumhurbaşkanı adayı da Cumhurbaşkanlığını bu farkla kazanır diye ümit ediyoruz. Yani vatandaş bir bakıma Cumhur İttifakı'ndan artık sadece AK Parti diyemiyoruz. Çünkü AK Parti tek başına bu meselelerin üstesinden gelebilecek güçte gözükmüyor. O zaman Cumhur İttifakı'nın karşısında Millet İttifakı olarak biz hem mecliste büyük bir çoğunluk hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük bir farkla bu seçimi almamız gerekir. Buna inanıyorum. Vatandaşlarda son zamanlarda bazılarında hissi olarak belki bir tepki doğmuş olabilir ama genelde ben bu tepkinin Cumhur İttifakı'na karşı olduğu kanaatindeyim. Efendim biraz önce yine bir gezinizde provokatif bireysel bazı durumlarla karşılaştığınızı ifade ettiniz. Şimdi nasıl bir kampanya süreci bekliyorsunuz? Gerilimli, provokatif eylemlerin olabileceği bir süreç mi bekliyorsunuz ve bu konuda da önlemler alıyor musunuz? Şimdi tabii seçim meselesini bugüne kadar dediğim gibi çok farklı bir boyutta biz ele aldık. Deprem buna ayrı bir boyut kazandırdı şimdi. Benim kanaatim biz seçimlere gayet sakin bir şekilde girmeliyiz. AK Parti seçmeni, MHP seçmeni dahil herkesi kucaklamayı bir prensip haline getirmeliyiz. Biz kimseden öç almak için, kimseyi cezalandırmak için iktidara gelmiyoruz. Biz bugünkü problemlere çözüm bulmak için iktidara geliyoruz. Çözüm üretirken eğer bir yerde bir takım yanlışlar varsa onun düzeltilmesini de adalet mekanizmasına havale ediyoruz. Başka çaremiz yok. Biz kendimiz belli kesimleri suçlayıp hadi bakalım şunun üzerine gidelim diye bir iddiada bulunmamalıyız. Bu benim kanaatim. Biz şimdiden vatandaşa barış vaat etmeli ve barışı da ısrarla tekrarlamalıyız. Çünkü biz birbirimizin hasmı değiliz. Yani ne olursa olsun. Tabii. Biz birbirimizin kardeşiyiz. Farklı kanaatlerimiz, farklı görüşlerimiz olabilir. Şunu da hemen ifade ediyorum. Bazılarında şu endişe var. Ya acaba biz kazanımlarımızdan kaybeder miyiz kazanımlarımızı? Efendim başörtüsü yeniden bir problem haline gelir mi? Efendim imamati bokulları yeniden kapatılır mı? Asla, ben böyle asla. Kesinlikle böyle bir ihtimal görmüyorum. Çok net ifade ediyorum. Böyle bir ihtimal söz konusu değil.
Biz onun teminatıyız. Bunu da açıkça söylüyorum. Onun için herkes müsterih olsun. Biz kimsenin kendi yaşantısına müdahale etme niyetinde de değiliz. Ama bu memleket demokratik bir ülke ise herkes bu demokrasiden payına düşeni mutlaka almalı. Bu toplumun genel değerlerine itibar edilmeli. Biz birbirimize karşı saygı ve sevgi beslemeliyiz. Birbirimizin derdiyle dertlenmeyi görev adetmeliyiz. Çok doğru. Bunu yaptığımız zaman emin olun memlekette huzur olur. Peki efendim, bu seçim sürecinde mitinglerde 6 lider bir arada mı olacaksınız yoksa? Yok, böyle bir şey konuşmadık. Ama bir araya geldiğimiz mitingler mutlaka olacak. Yani o olmaması düşünülmez. Ama her lider farklı yerlerde konuşmalar yapacak, çalışmalar yapacak. Şimdiye kadar biz seçim çalışması üzerine hiçbir politika geliştirmedik. Bunu mutlaka önümüzdeki haftalar içinde, artık ay kalmadı, ay diyemeyeceğim ama önümüzdeki haftalar içinde bizim koordinasyonla, yani seçim sürecini takip edecek, yürütecek bir komisyonumuz var. O arkadaşlarımız bu konudaki yapacağımız çalışmaları, müşterek politikaları, söylemleri onlar geliştirecekler inşallah. Bu manşet de olabilir. Eğer yanlış anladıysam lütfen düzeltin efendim. Biz altılı masanın cumhurbaşkanı adayını kazanacak bir isim olarak belirleyeceğiz ve bunu da araştırmalara, kamuoyu yoklamalarına dayandıracağız. Yok, tamamen öyle demeyelim. Yani o biraz yanlış anlaşılabilir. Çünkü biz onu, ben bir fikir olarak kendim söyledim. Diğer siyasi partilerinde aynı istikamette çalışmalar yapmalarını da doğru buluyorum. Ama neticede biz sadece anketlere bakarak değil. Çünkü anketlerde de bazen sapmalar olabiliyor. Anketler her zaman gerçeği olduğu gibi ortaya koymuyor. Ama bu sapmalar %1-2 mertebesinde oluyor. Onun için onları tamamen ihmal etmemiz de doğru olmaz diye söylüyorum. Ama biz bir araya gelip müşterek bir cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğimize inanıyorum. Bu ilk toplantıda kesin olarak belirlenir mi efendim? Onu garanti etmem. Çünkü ama büyük olasılıkla. Olabilir. Çünkü bu bizim tabii adaylıkla ilgili ilk toplantımız olacak. Biz bugüne kadar hiç toplantı yapmadık. Peki orada bir ittifak halinde olursa mesele yok. Olunursa. Ama olmadığı takdirde bunun yani müşterek bir adayımızın olmayacağı manasına gelmez. Şunu da ifade edeyim. Biz adayı belirledikten sonra bile ne zaman açıklayacağımızı da henüz belirlemedik. Belki adayı belirleriz. Sonra deriz ki 2 hafta sonra şöyle bir programda adayımızı açıklayalım. Bu da mümkündür. Onun için yani nasıl bir program olabilir bu efendim? Nasıl miting tarzında olabilir, salon programı olabilir. Ama bizim yapacağımız bu program, yani alel usul bir program olmaz. Yazıklı bir açıklama yaptık, falanca arkadaş adayımızdır. Yok, öyle bir tanıtım olmaz. Yani siyasette uygun olmaz zaten. Tabii, tabii. Öyle bir deklarasyon. Yine çok az bir zamanımız kaldı. Ben sizi dinlerken aslında Millet İttifakı'nın iyiliği organize ettiğini ve önümüzdeki süreçte umudu örgütlediğini hayal ettim. Güzel hayal etmişsiniz, sağ olun. Çünkü başımıza gelen her şeye artık organize kötülük diyoruz. çünkü akıl almıyor, tam bir akıl tutulması söz konusu. Aday konusunda somut olarak şunu sormak istiyorum size. İhtimallerin dışında bir aday çıkabilir mi? Çıkabilir mi? Gerçekten sürpriz bir isim ama. Şimdi bu tabii öyle bir soru ki piyango gibi, yani nasıl diyeyim ben, olabilir mi olmaz mı, emin olun hiçbir fikrim yok. Olamaz da diyemezsiniz. Olur da diyemezsiniz. Evet, onun için bu yani soruyu hakikaten cevaplamam mümkün olmayan bir soru diye görüyorum ben. Çünkü bu soruda verilecek olan cevap belli bir noktaya iteleyecek herkesi. Onun için müsaade edin, ben bu konuda hiçbir yorum yapmayayım. Efendim, yanlış hatırlamıyorsam yarın pazar günü kurucu başkanınız merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın
vefatının yıl dönümü. Evet. O konuda da düşüncelerinizi almak yani isterim. Aslında biz İstanbul'da her sene Erbakan hocamızın vefatını belli bir programla yad ediyoruz. Ancak bu deprem vesilesiyle bu programı arkadaşlarımız tehir edelim, bu sene yapmayalım dediler. Bir açıklamamız olur ama onunla yetineceğiz bu sefer. Kendisini her zaman rahmetle yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet etsin. Hakikaten Türk siyasi hayatında rol alan çok önemli bir isimdi. Sizi de her zaman takdirle yad ederdi, onu ifade edeyim. Biliyorum efendim. Her zaman. Biliyorum. Yani sizin onunla yapmış olduğunuz o işte hayatınız programı Erbakan hocamızın daha geniş kitleler tarafından tanınmasına vesile oldu. Ben de hep saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Allah rahmet eylesin. Allah makamı rahmet cennet eylesin. Olsun inşallah. Onun yerini tam olarak dolduramayız ama o istikamette gayretlerde bulunuyoruz. Yok, siz çok dik durdunuz ve güven sağladınız. Sizinle aynı dünya görüşüne sahip olmayan insanlarda bile saygı yarattınız. Evet. Programın sonunda bizim sormayı ihmal ettiğimiz, sizin toplumla paylaşmayı mutlaka düşündüğünüz hususlar da olabilir. Buyurun. Evet, ben yani burada sizin söylemlerinize de daha önce de benim baktığım, not aldığım konulara da bakıyorum. Her şeye rağmen belki tekrar olacak ama ben Türkiye'de huzur ve barışın ilk adımının siyasi parti liderlerinin bu dışlayıcı, aşağılayıcı usluktan vazgeçmelerine dayandırmak icap eder diye düşünüyorum. Siyasi parti liderleri birbirlerini hakaret etmekten, sokak adabıyla konuşmaktan vazgeçmeleri icap. Şunu bilsinler, ben onu tekrar söyledim. Bir insanın ağzından çıkan laf kendisini tarif eder. Bir küfürde bulunuyorsa, hakaret ediyorsa, aşağılıyorsa bilsin ki kendisi aynı noktadadır. O söylediği noktada kendisi bulunuyor, hitap ettiği insan değil. Bir de bu akşamın bence en kalıcı açıklamalarınızdan biri, deprem sabahı Sayın Cumhurbaşkanı veya deprem günü Sayın Cumhurbaşkanı bütün muhalefet partilerini bir masa etrafında toplayıp istişarede bulunmuş olsaydı seçimi kazanırdı diyorsunuz. Kesinlikle. Ben bu kanaatteyim. Bu çünkü ona itibar kazandırırdı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na zaten bugüne kadar oy vermemiş olanlar onun yaklaşımını tasvip etmiyorlar. Ancak Sayın Cumhurbaşkanlığı'nı bugüne kadar desteklemiş olan en az %15 kesim koptu. %15. Bunun 5'i bir yerlere gitti, %10'u duruyor. Bu insanlar doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'nın tavrından, politikalarından dolayı ondan uzaklaştılar. Geri nasıl dönecekler? Ha, Tayyip Bey diyecek ki ben bazı noktalarda yanlış adım atmışım. Şimdi oradan rücu ediyorum. Herkesi kucaklayacağım. Yeter mi? Bu yetmez de çok ama çok büyük bir adım olur. Demokrasi açısından. Tabii. Çok ve milletin büyük, yan yana gelmesi, tabii, kucaklaşması tabii. açısından. Ya biz bir bu memleketin içinde dostane yaşamazsak, tabii. kavga ederek yaşamakta kim fayda görüyor Allah tabii, aşkına? Hemen yani, biz liderler toplantısı yapmak istiyoruz işte. Burada yıllarca yapmış birisi yani demokrasi hizmeti. Onun için etmiş. Burada ben en önemli konunun siyaseten bizim birbirleriyle taban tabana zıt politikaları olan siyasi parti liderlerinin bir araya gelip kucaklaşmasınlar ama en azından konuşsunlar. Bunun Türkiye'de havanın yumuşamasına ve Türkiye'mizin yeniden ayağa kalkmasına normalleşmesine vesile olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Sağ olun. Değerli seyirciler, haftanın panoramasının konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'ydu. Biz sevgili Mine Özbek'le sorularımızı yönelttik. Sayın Başkan bize samimi olarak cevaplar verdi. Sormak bizden, cevaplar ondan, yorum da sizden. Hepinize güzel geceler.
hayata açılan sağlam kapı. Boyut çelik kapı.